Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin, iki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Himayesine, ihsanına, lütfu keremine dahil eylesin. Zaten dahil etmiyor. Ama farkındalığımızı artırsın inşallah. Sevgili arkadaşlar Dima 258, irade 34, iradeye devam ediyoruz. Geçen hafta en son ne demiştik şöyle onu konuşalım. Her şey yani özet, her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. Risalede meşiyet de çok geçiyor. Meşiyet olumsuzda kullanıyor ustad. İrade ise e, vücudi şeylerde kullanıyor. İstediği olur, irade. İstemediği olmaz, meşiyet. Her ne isterse yapar, irade. İstemese hiçbir şey olmaz, meşiyet. Ee, yani irade, vücut tarafı... E, şey tarafı ise... E, meşiyet, adem-i alicidir, ilmi vücutlardır. Ötekisi şey yok onları silebiliriz herhalde. O kadar fazla ha, kader, ee, i̇rade. irade, kaza, ihtiyar, ata, meşiyettir. Doğru. Geçen hafta şey yapmıştık. Kader, irade var. Kazayı ihtiyarla eylemde. Eylemde gösteriyor. Ata da neydi? Hak ettiğini aldı, vermiyor. Yani hak ettiğin cezayı, hak ettiğim cezayı Allah kaldırıyor. Zehir içtim, ölmem lazım öldürmüyor. Atasıymış. Öyle diyor zaten. Atan olmasaydı biz helak olurduk. Yani hak ettiğimiz aldı. Yani süreç ölmen gerekiyordu veya kaybetmen lazım davayı ve elinden alınması lazım iken atası devreye giriyor. O süreci yapmıyor. Sonucu getirmiyor. Ne yapıyor? Onu kaldırıyor. Bu da ata, meşiyet. Adet ilahiye gösteriyor ki bu olsun. Ama olmuyor. 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 Atadavri. Bazı dualar da öyle. Mesela her duamız kabul olsa burada olmazdık. Olmuyor. Şimdi ben e, 340'tan biraz devam edeyim ısırmak için. Belki diğer kardeşlerin de gelmesi şey olur. Isırmak için iradeyi gireceğiz de şöyle bir toparlanmak böyle. Okuyorum 340 ısırmak için. Kaderin olmadığını iddia eden mutezile de Bunca olumsuzlukların, bunca beşeriyetin iktizası olan günah ve yanlışların ağrılığını yükleyerek, diyerek, kaderin kar ederek, yeisin ve kimsesizliğin gırdabına atıyor. Atma. Kadercilik, insanın günahını da kadere yüklüyor. Kaderiye mezhebi var. İnsan hiç ihtiyar iradesi yoktur. Cebriye var gibi şey yapıyor. Cebri zaten. E, ce, mutezile ise kaderciliği reddediyor. Tamamen. E, peki o zaman ehl sünnet ikisini de maziye kader diyor. İstikbale teklif diyor. Cebriye ise istikbal mağabey istikbal yok. Kader hakimdir. İnsan hiçbir şey, hiçbir şey değil. Hep kader yapıyor. Mutezile hep kaderi reddediyor. E o zaman ona sorduk. Kaderin olmadığını iddia eden Mutezile. Peki insan bunca olumsuzlukların, bunca beşeriyetin iktizası olan günahlar, yanlışların ağırlığını yükleyerek insana insana yükleyerek sen kader gemisine sefinesini atmasan diyerek kaderi inkar ederek Beşeriyetin iktizası olan günah ve yanlışların ağırlığını insana yükleyerek kaderi inkar ederek insanı yeis ve kimsesizliğin din gırdabına atıyorsun. Farkında mısın? Din adına gire çözüm yapıyorsun. Din adına din adına bir çözümler şey yapıyorsun. Mutezile diyor. Yeisin ve kimsesizliğin gırdabına attın. Kaderim insana kalksa. Ustad diyor ya, kader. Kaderi Kaderi imansız nasıl yaşanıyor diyor. Hatırladınız? Nasıl yaşar ya? Yani ya, yapılan o olaylarda hiç kaderi metali yok mu yani? Hep sen mi yaptın? Hiç liyakat yok mu yani Allah'ın şey? E, Allah, ee, Allah meşeti de var, iradesi de var. Meşeti söyledim. Yaptın bu hatayı. Hep yüklendin. bu hata, bu günah. Hep yüklendin. Altına nasıl çıkacaksın? Kadın listesi yok mu ya? Var. E söylüyorum sana ey mutezile veya mutezile gibi düşünen dertlerinden ünlü minni E kardeşim sen beşeriyetin iktizası olan günahlarımızdan dolayı hep devamında beş rakit söylüyor. Beş, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı. İhsan, ikram, lütuf ve keremin olan hizmet-i imaniye Kur'an'ı bu durusu Kur'an'ı hizmetini elimizden alma diyor. Ama Allah ım. e sen şimdi bunu beşeriyetimin iktizası olan günahlarım var. E, toplumda yaşıyorum. Ben iyi olsam karım beni bırakmıyor, şimdi bırakmıyor, akraban bırakmıyor, e, arkadaş bırakmıyor, der, sana bırakmıyor, bırakmıyor da bırakmıyor. Bir şey yapsam tamiri götüreceğim arabayı bir şey denk geliyorum. Bir şey oluyor. Yani o adamın oraya bana gelip vurmasını ben mi istedim ya? O adam da istemedi. Esay. E sen buna bütün şeyleri buna yükleyerek e, insanı ümitsizlik ve yeysin ve kimsesizliğin gırdabına itiyorsun. Nasıl altına çıkacak? Vera Tezulu Hazretimiz ne okursa sırıyla anne babasının vesairesinin başkasının suçuyla kendisi de mesul olmaz diyor. <laughs> bir bakıyorsun bir şey çıkmış. Diyor ki senin bu psikolojik bozukluğun diyor. Dedenin diyor genlerinden geliyor veya e, hoş geldin. Dedenin genlerinden veya dedenin, dedenin dedesinin kurban borcu varmış. Bana ne kurban borcundan ya? Namaz değil, kurban borcu. Namaz bu. Ondan sonra nerede kesilecek? Keselim hoca. Ucuzdur Asya'da. Eskide Ukrayna'da oluyordu. Vekalet vereceksin kardeşim. Bak sana imban atıyorum. Karşına biri çıkacak vekalet vereceksin ama sormayacak. Para edeceksin. Ukrayna'da kesineceğiz biz. Ukrayna savaşı çıktı şimdi Asya'ya geçti. Bilerek söylüyorum örnekleri. Benim Müslümanımı korumak için söylüyorum. Ahmak olursan ahmak olursan semer vuran sana çok olur. Kurban ya para var ya içinde namazda para yok ki. Ahmak olma. Niye bağırdığımı anlıyor musunuz dersleri gibi? Yeis'i atan mani her diyor. Kardeşim yeis atsa bir şey etmiyor yeis, ümitsizlik, kimsesizlik gırdabını atar. Sen hiç kemiğine kadar hissettin mi kimsesizliği? Kimsesizliği hissettin mi? Şu anda farkında değiliz. Sihat var. Karnımızda tok. Hasta değiliz. elimizi sağlaya sağlaya bir yere gidiyoruz. Düğmeye basıp kapıdan giriyoruz. O kapıdan giriyor sen biraz önce gel. Kime bastınız ile? Yok. Tak da girdi. Ee, abi? Ya vahşet diyor. Bu ne demek? Canım sıkıldı. Bu uğran geçirdim evde dayandım. Gece yarısı. Kimse ziline basmam. Dersen zili tık tık girerim. Gidip koltukta kıvrılırım. Bu ne demek? Bu ne nimet biliyor musun? Acile gidecektin. E peki mutezile diyorum sana. Bu insanları da ne istiyorsun ki? Yeis, ümitsizlik, kimsesizlik gırdabına attın. Kader inkar ederek. Peki Cebriye sana söylüyor. Bütün günahları haşa Allah mı yaptırdı? Adama dedim derse niye gelmiyorsun? Allah nasip etmedi dedi. Şimdi suçlu Allah mıdır dedi. Bak o da Cebriye. Hani, anladın mı? O da Cebriye. Ehli sünnet. Mazi, kader, istikbal, teklif. Devam. Allah'ım ayırma bizi bu derslerden ya. Ehli sünnet ise kaderin var olduğunu, var olduğunu yapacak, yap emri olmadığını, yani kaderin, kaderin var olduğunu, kaderin var olduğunu yapacak, yap emri kader olmadığını, hali ve vicdanı olduğunu, kainatın işletim sistemi olduğunu, beşeriyetin ve bedensel ve cismaniyetin muktezası ile, enfusi içel içel aliminin derinliğine nihayet verilmeyen sistemine şahit olan beşer insan ene ve sırrı insani ile insani ile kaderin hakim olduğuna şahitliğindir. Amin. Ne dedi? Bir hürmeti seyyid Bir, <laughs> Bir daha şuraya bak. Ehli sünnet ise kaderin var olduğunu yapacak, yap emri olmadığını, hali ve vicdanı olduğunu, kainatın işletim sistemi olduğunu, beşeriyetin bedensel ve cismaniyeti muktezası olan muktezası ile enfusi artı enfusi içsel alemin derinliğine nihayet verilmeyen sistemine şahit olan beşerin yani insanın en eve sırrı insani ile Kaderin hakim olduğuna şahitliğidir. Yani hali ve vicdanidir. Nedir onu çözelim. Vicdanı ders yaptık. Vicdan kendi kendi içsel alemindeki e, sistemden bir sistem. irade var içinde. Kad, bak kader potasında iki şey var. Hali ve vicdanidir. İlim nevindendir. İrade nevinden değildir. Ama biz hep iradeyle izah ederiz. Hali ve vicdan nedir? Hal ne demek? Ee, şey vicdan nedir? İçinde irade var. Zihin var. His var. Latife-i Rabbani. Koy abi buraya. Koy. Tamam. İç hali. Peki kainat büyük insan. İnsan küçük kainat. İkisinin beraber özdeşliğini kaçırmadan orada olan burada oluyor, burada olan orada oluyor aynı anda. Yani Kainatın için ahiret de var. Şu anda oturduğumuz ahiret de olmayacak, oluyor. Olmakta oluyor zaten. Onu çözemiyorum yani, çözmüş değilim. Orada olduğu için mi buradasınız? Buradayız. Bu ders oluyor. Burada olduğu için mi orada oluyor? Söyleyeyim biraz. Ee, süret mi daha hakikattır? Hakikat mı hakikattır? Yani her şeyin süreti var, kanuneti var, hakikati var, mahiyeti var. Her şeyin süreti mi daha gerçek, hakikatım? Hakikat daha gerçek. Müjde. Orada olduğu için oluyor burada. He. Şimdi diyor ki hali ve vicdani. Hal nedir? Büyük kainat ile kainatın çekirdeği olan insanın bütünselliğini enfus alemde değerlendirerek kopuk düşünmeden anladınız burayı? Büyük insan şeceri hilkat ile küçük kainat olan insanı ikisini birbirine kopuk olmadığını, dima ile vicdani ile kalbi ile ruhi ile enesi ile sır insani ile bir bütünsel olduğunu, bunun insana getirisi artı bu bedensel hayatın şartları içerisindeki zorunlu olup olmadığımız bütün o fiiliyatımızın hamurlandığı bir kazan var vicdan. O kazanda ortaya çıkan hal hal ve vicdanı bir alettir kader. Kopuk olmadan beraber düşünülmesiyle insanın enfus alemine o yapılandırması. Öyle bilgi değil bu. Yani büyük insanla küçük insanın beraber kopuk olmadığını Enesiyle, sır insaniyle vesaire. Bu. Ee, sır insan sonra tabii ekleyeceğim şimdi. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin e, insanda enesiyle. E, kainat ile. Bir daha. Kainat vic, kainat vicdanla düşünülür. Yok. Bir daha. Kainat vicdaniyatla çözülür. Kainat vicdan ilişki bütünlüğüyle, şeceri hilkat ene bütünlüğüyle, Allah sırrı insaniyle bilinmeden insanın enfus alemine o aleminde hissedar olma haleti içsel yapısının ifadesidir kaderi iman etmek. Kader insana şeyi kainat vicdan ilişkisi. Bak kainat tı vicdanın ile. Şeceri hilkatı ene ile. Cenab-ı Hakk'a aynı darlığın zatına aynı darlığın sırrı insanı ile. Aynı darlığının farkındalığıyla. Senin iç alemine yaptığı tesir. Nedir o? Aklına fikir olarak gözükür. Vicdanda hiç gözükür kalbinde duygu gözükür, ruhunda latife gözükür. Bununla bedeni alemi şahadeti ki yaşanan dünya gece gündüz bana rağmen çalışıyor. Soğuktu, sıcaktı. Bu içsel dimana, vicdana, kalbine, ruhuna e, yaptığı tesirler bütünlüğü artı bedensel yaşadığım şu dünya alemi şahadetteki e, benim durumum, yani soğuktur, sıcaktır, kadınım, erkeğim. Gidiyorum, geliyorum, çalışıyorum. Bu ikisini karıştır. Tayyip Pekmez gibi. Bunun adı kader. Ama bu bu kader herkesi gidecek bir tanım değil. Onun için denmemişlerdir. Böyle bir tanım yapmamışlardı. Yapmamaları da normaldir. Bu izahtan sonra bir daha okuyayım. Ehli sünnet ise kaderin var olduğunu var olduğunu yapacak yap emri olmadığını, kader, hali ve vicdanı olduğunu, yani, kainatın işletim sistemi olduğunu, bir kader, kainatın işletim sistemi olduğunu, sonra, be beşeriyetin ve bedensel ve cismaniyetin, bak beşeriyetin, bedensel ve cismaniyetin muktezası ile, e bir, enfusi içsel alemin derinliğine, enfusi, İçsel alemin derinliğine nihayet verilmeyen sistemiyle, kainat sistemiyle enfus aleminin derinliğine nihayeti yok diyor usta. Hatırladınız mı? İç, içsel alemin, iç alemin istidat ve kabiliyetlerine nihayetsiz, yani nihayet verilmeyen, bendeki bu sistem ile kainat sistemini ile beraber bütünleştirip şahit olan insanın, beşerin enesiyle şeceri hilkati, sır insanı ile Allah'ın zatını ayna olma ile insan ile kaderin her şeye hakim olduğuna şahit olmasıdır. Beşeriyeti ve insanlığı ile bedensel, ceset ve cismaniyeti ile esbab Esbaplı esmalara şahit. Ne demek? Bak. Beşeriyeti ve insanlığı ile. Beden ve ceset ve cismaneti ile. Neyine şahit Allah'ın? Esbaplı esma, esma, esma. e, esmalarına. Zat esmalar değil. Esbaplı esmalarına şahit. enfus alemi ile esbapsız esmalara aynı darlığının şuuru ve farkındalığıyla orantılı insan olmasıyla. İsmazam. İsm evet. İsmazam. İnsan ikisine de şahit. Enfus alemiyle mi var? Evet. Enfus alemine şeyle esas. Derinliğe nihayeti olmamasının sebebi e, ee, enfus aleminin şeyi zati ı esmalar, ismi azamlar. Aa, i̇nsan bu ikisine de şahit. Esbaplı esmalar, esbabı iktiza Mesela diyorum ki Halik yaratacak, esbabı iktiza ediyor. Bak bir de okuyayım. Beşeriyeti ve insanlığı. Beşeriyet esbab. İnsanlık esbabsız. Beşeriyeti ve insanlığı ile bedensel ve ceset ve cismaniyetiyle nereye şahit? Esbaplı esmalara. Allah'ın esmasına şahit olmak. Sonra e, enfus alemiyle esbapsız esmalara aynı darlığının ikisini anladık. İkisi farklı. Bunu insana ne yapar? Şuur ve farkındalığıyla orantılı olarak orantılı olarak insan olması yani biraz da mülk ve şahadete esbabın hakimiyetini gösteren irade sıfatından gelen şeriat ki şeri tekmini denilir. Sıfat-ı kelamdan gelen beşerin efal ihtiyarisini tanzim eden insan bedeniyle cismi ve cismaniyetiyle sıfat iradeden gelen adetullah ha adetullah imtisala memur olduğu gibi isterseniz şurada bırakayım. Evet bak. Anlıyorsunuz değil mi abiler? Enfusteki şahitliğimiz ekseriyete galip olarak esbapsız esma yani ismi azamlar. Beden, cisim ve cismaniyetimiz esbaplı alem. Mecbursun. Elmayı daldan alıyorsun. Ama ben iç aleme geç, esbapsız düşünüyorum. Elmayı daldan aldım ama onu Allah verdi. Ama ağaç, ağaç verdi. Değil işte. Gözünün önündekinin farklı düşüneceksin. E, toprak verdi işte bu bunu. bunu yok Allah verdi. Bunu diyebilmek işte insalamas seviye iyi. bir daha okuyayım şurayı mülk ve şahadette esbabın hakimiyetini gösteren mülk ve şahadette esbab hakim çünkü niye celali esmalarla cemali esmalar birbirine vurunca esbabı doğurur tek düşünürsen celal esbapsızdır bu, bu esmalar da esbapsızdır esbabı yok Cemali de tek başına düşünürsen tır 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 tır. Bu da esbab. Birbirine bir vuruşturduğun zaman birbirini yenemiyorlar. Ortaya çıkan bir kemalat var. Zordur o esbabı yapmak. Allah eşyadan daha önceyken, eşyadan daha belirginirken, daha açık iken gizli görülmesi zor iştir. Allah zoru yapıyor. Anladınız mı burayı? Gör. Yani eşyanın sahibi olan, eşyayı yapan, eşyadan önce olan, eşyadan daha açık olan Allah'ın gizli olması. Gizli kalabilmesi zordur. Bu çocuklar ölünce cennete gitmesi, bu sinni buluyor. Orada celali ve cemali hepsi ayrı yerde. Aynı gibi gözüküyor ama safiyette mi abi? Sonra o yaşı geçtikten sonra bu esmaların çarpışmasından sonra onu diyebilmesi. Evet. O tek boyutlu gidiyor çocuk. Tek boyutlu Bir, bir karışık yok ki. Öyle gözüküyor da öyle değil aslında. Değil. Safi. Safi, tek. Tek boyutludur. İnsan mesela oruç çağa gelecek. İhtiyacım var içmeyeceğim. Bu insana mahsusmuş. Usta diyor ki insan ismine layık değiller diyor. Ramazan'da içen. Orada ne anlaşılıyor? İçmeyen işte bu insan olması lazım. Öyle diyor ya. İnsan olması lazım. İnsan insan ismine layık mıdırlar diyor bu oruca hürmet etmeyen. İhtiyacı var içiyor. İhtiyacı var içmiyor. Niye? Bu da insan, o da insan. O insan ismi, o insan sureti öyle. Diyor ki mülk ve şahadete şahadette esbabın hakimiyetini gösteren irade sıfatı. E, 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 şeyi ne istiyor? İrade sıfatından gelen şeriat var ya. Şeri tekvini esbabı iktiza ediyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an, kelam esbabı e, asliyetten, merciyetten, hakimiyetten az diyor. Tevhid ve istiklal bunu istiyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an esbabı reddeder. İrade sıfatına gelen adetullah kanunların esbaba riayet edilmesini iktiza eder. Gel işin içine çık işte. Esbaba riayet iktiza ediyor. Buğday ekeceksin. <laughs> gelen şeriat ki şeri tekmini denilir. İrade sıfatından geliyor. Sıfat-ı kelamdan gelen Kur'an ihtiyarisini tanzim eden insan Sıfat-ı kelamdan geliyor. O da diyor ki esbab tesirini çeksinler tesir hakikiden. İrade sıfatından gelen şeriat da istiyor işte ki esbaba tevessül et. İşte kader ne acep bir şey. Adeta irade sıfatı ve kelam sıfatının cemidir. Ne? Kader. Oraya getirdik ikisini bir bir cem edip onların onların iktizasına göre davranabilmek. Kader. Çünkü kader hali ve vicdanidir. Deyince vicdanda irade var. Bak irade var. İlim nevindendir diyor kader. Bak ikisini cem etti. Hali demesi de alemi şehadet demek. Ey, evet, hali o. Büyük insanlar. Yani, abi. şöyle anlıyorum bismillah. Alemi şehadet halde, halimizde. Vicdan ise fıtrat olduğu için fıtrattaki yazılım da alem-i şehadetin mezc veya işte cemal cemal noktasında. İkisini bir. irade irade bu. sıfatı esbabı iktiza ediyor. Esva tevessül iktiza ediyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an e, o esbabın elini çeksinler tesir hakikiden. İzzet ve azamet ister isterler ki esbab perde dar olabilir. Perde dardı kudret ola aklın nazarında. Aklın nazarında. Tevhid ve ehadiyet isterler ki. Tevhid ve celal, değil mi? İkisi de geçiyor. Evet. Evet. celal evet. 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 Öyle mi? Tevhid ve ehadiyet ister ki. E Esma ellerini çeksinler tesbih hakikine. Bu ikisi kader Niye kıvranıp duruyoruz? Kaderi ya ilim evinden alıyoruz ya iraden evinden. İkisi aynı potada. tayin Pekmez gibi. Yani esbab aleminde irade o iktiza ediyor kaderin aşık. İçsel alemde ilim nevindendir. Te, esba tevhid ve hadiyet veya celal ister ki elini çeksinler tesir hakikiden. Hani burada bunu yaparken bak şimdi. Ağacı dirkerken mutlaka ihtimam ediyorsun, kuralına uyuyorsun. Ama biliyorsun ki bu bu adi bir sebeptir. Bu, bu, bunu vermeyecek. Allah verecek. Düşünebiliyor musun? Yaptığına dikkat ediyorsun. Buraya takılsın alma diye. Ama iç halimde diyorsun ki, yok bu vermeyecek. Bu versin diye zaten diktin. Bu vermeyecekse kim verecekse ondan iste. O da diyor ki, cenab benden istiyorsan elmayı onu dik diyor. O zaman elma versin diye dikmiyorum. O bana dediği için dikiyorum. Yani böyle bir acayip bir sistem insanda. Niye kader sıkıntılı? Çünkü iki sistemin cemidir kader. Bir, irade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyelerin muşahhas hali olan esbab aleminin uygulandığı ve riayet edilmemizi istenen bir şeriattır. İrade sıfatından gelen alim şadid. Kelam sıfatından gelen evamiri tekvini iktiza eden içsel ve enfus itikadımızı oluşturan kelam sıfatından gelen bu şeriatta ister ki te tevhid, ehadiyet ve cemal, celal noktasında esbabın tesiri yoktur. Onu da böyle istiyor. Enfus alemimiz böyle. Mülk alemimiz böyle. İkisini karma edebilen kaderi iman edince rahat ediyor. Kader. İkisini cemi uyguladık. Dedik ki iç alemi nasıl yapacağız? Allah'ın dışında bütün 18 bin alem. Şeceri hilkat ya. Tamam. O insan nedir? Onun küçük modeli. Kainatı suğra. Onu onsuz olamaz. Onsuz düşünme kendini. İnsansız cennet, cennetsiz insan. Düşünemezsiniz. Olamaz. A arşsız kalp, kalpsiz arş. Olamaz. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir düşünemez. O var, o yok. Lefi mahfuzuz, dima, dimasız lefi mahfuzuz. Öyle bir şey yok. O yok. Ha, böyle düşün onu iç alemini. Şeceri hilkatla iç halimini, iç halimi düşündün Beraberdir. O sana bir şey katkısı yok mu düşünmekten? Bir şey verdi de sana. Ay ben bütün, bütün kainatı kulasasıyım. Kim şu? Sen fiyakası artar ya. Fiyakası artar ya. Yani bensiz lefi mahfuz, lefi mahfuzsuz aklım olamaz. Ruhumsuz arşazam, arşazamsız ruh. Olamaz. İlginç bir şey abi vicdani ve halidir diyor ya evet. sadece vicdan demiş o, o, oluyor e, bu ifrata girer veya tam tam düşünemedim şimdi cebri olur e, olur. Kesin, olur. E, ya da e, halidir tek desen bu sefer de mutezili oluyorsun evet mutezili oluyorsun yani. halidir olsa mutezili oluyorsun evet. vicdani desen cebri oluyorsun ama hali ve vicdanidir diyorsan El üstüne dur. Evet. Aa, evet. Ya. Cık cık. Yani kaderi bu ikisiyle anlayacaksın. Evet. Hali ve vicdanı. Vicdanı ve İkisini bir. Bir. Çekiyle bakınca o. Çünkü insan iki şeriatla mükellef. Tek tek düşünemez. İki insan iki şeriatla mükellef. Bir sıfat iradeden gelen ayat-ı tekviniyeler olan adetullah kanunları işleyen bir kainat sistemi var. Bu irade sıfatından geliyor. Bir de kelam sıfatından gelen evamiri tekvini iktiza eden ve insanın enfus alemini inşa eden Abi özür dilerim ama kelam sıfatından gelen evamiri tekvini dersek evamiri tekvini iradeden gelmiyor mu? Evamiri tekviniye oradan geliyor da yani vücut halicisi yok anlamında şeyde Eva irade bizi nasıl yapılandırıyor? E, meyil ihtiyaç ihtiyaç ya vücut hani esbabı yok anlamında demiştim. Yani e, nefsül siz. Tam onu şeyden, onu oza on, o, o zaman karışır. On, 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 Deme, demese, evet doğru. kelam sıfatından gelen ha. kelam sıfatından gelen enfus alemimizi inşa eden tevhid, celal ve ehadet noktasında Te, esbabın tesir hakikisini istemeyen bir yapıyla yapılandırıyor seni. Kelam sıfatı. Çok güzel. Yani te, esba iç halimini yapılandırıyor. İç. İnsan bedensiz ruh, ruhsuz beden olur mu? Yok. Bedene irade de, ruha da şey yani kelam gibi. Gibi mülk ve melekut. Yani şöyle yapmış. Mutezile ve Cebriye. Bir tanesi bedeni esas almış. Ötekisi ruhu esas almış ehl-i sünneten bedenem ruhu beraber almış. Bedeniyle cismi ve cismaniyetiyle. Bak bir bedeniyle cismi ve cismaniyetiyle. Sıfat iradeden gelen adetullah'a imtisala memur olduğu gibi. Bak burada demiş ya. İnsan memur ol. Sıfat-ı kelamdan gelen içsel, fikri, hissi, duygu ve latifeleriyle mükellefiyetinin şuuru, itikat ve imaniyle. Hakka bakan yüzüyle bir, bir bakacaksın. İkisi, bir yüzü halka, diğer yüzü hakka bakan insanın kader sefinesine, gemisine, yükünü anlamlı ve şuurlu ve farkındalığıyla hem sorumluluğunda hem de kaderin hakimiyetini tefeüs ederek hem sorumluluğunu inkar etmediği gibi kaderin mutlak hakimiyetini bedeniyle, ruhuyla cem edip alemi şahadette bulunur insan. Vallahi çok mükemmel olmuş bu cümle. Bir de okuyayım. Bir daha. Ya bunu insan bilse ya şey olur ya sıkıntısı mı kalır ya? Sen keyif alır ya. Bak, abi, bak. Bedeniyle cismiyle, cismaniyetiyle, sıfat-ı iradede gelen, sıfat iradeden gelen adetullah'a imtisala memur olduğu gibi. Memur muyuz? Memuruz adetullah. Sıfat-ı kelamdan gelen insanın içini ne yapıyor? İçsel fikrini, hissini, duygusunu, latifeleri yani fikri dima, hissi vicdan, duygu kalp, latifeleriyle ruhuna, ruhuyla, latifeleriyle mükellefiyetinin insan, kelam sıfatı seni mükellef kılıyor. Mükellefiyetinin şuuru, itikat, imani ile hakka bakan yüzü. İç alemiyle hakka bakıyor. İrade sıfatıyla hakka, halka bakıyor yüzü. Bir yüzü halka, diğer yüzü hakka bakan insanın kader sefinesine, gemisine, yükünü anlamlı ve şuurlu ve farkındalığıyla hem sorumluluğunda bak farkındalığıyla hem sorumlulu sorumluluğunda hem de kaderin hakimiyetini tefeyüz ederek hem sorumluluğunu inkar etmediği gibi kaderin mutlak hakimiyetini bedeniyle kaderin mutlak hakimiyetini bedeniyle ruhuyla cem edip, Alemi Şadette bulunan insan insana hem esbab aleminden hem de itikat aleminden baktırır kader. İkisinin ceminin ta arkasından kendine vücut rengini vermeyerek vermeyerek de bu iki anlayışın da arkasına geçen noktayı nazar sahibi oluyor insan. Bak şimdi. insana bak ne yapıyor? hem esbab aleminden hem de itikat aleminden baktırıyor insana kader. İkisinin ceminden yani ne demek ta arkasından kendine vücut rengini vermeyeceksin. Bak birinci yönü bu. Ve öteki tarafta kendini de yok saymayacaksın. Hakiki olduğunu da bileceksin. Bu iki anlayışın da arkasına geçip sırrı insani veya en eyle de bakma sahibine de sahipsin ey insan. Sır insanda kader yok. Ene de kader var. Kader eneye kadar. Eneydi için alıyor kader. Ama sır insanda yok. İyisin değil mi Furkan? Çok acayip bir dünyaya girdim. Ben de girdim merak etme. O zaman talim ve teşahhusun olduğu yerde kader var Evet. Talim ve teşahhusta kader var. Abi şeyin e, kader hali ve vicdanidir diyoruz ya. Sıralama hali ve vicdanı değil mi? Evet. Hal e, <laughs> esbab noktası. Kader ve cüz de ihtiyar diyor abi 26. sözde. Evet. Hal esbab e, vicdan sıralamasına göre de esbabsız. Evet. Ama, Aman. şeye, esbaba birincisine irade sıfatından geliyor dedik. Vicdan bu noktada kelam sıfatından gelen denk geliyor. Yani bak bakayım kanı nasıl geçiyor orada. Kader ve cüz'i i ihtiyarı ihtiyar ediyor. Hadi bir vicdanı diyor. Ya. Sırf insana evet. Yani yani şey... Evet. Ya, şey yapar. İradeden gelen kelamdan. Kelamdan gelir. İradeden gelen vicdana esbaplı beşeriyet dışsal tarafı. Öbür Kader hali. Öbür İslam, kelamdan gelen İslam. hali esbapsız insaniyet ve enfüs tarafı. Böyle demedik. Abi şöyle i̇şte. diyor birinci mefasla. Kader ve cüz i ihtiyarı İslamiyet'in ve imanın nihayet huduzunu hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Evet. İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu. Kader, şey hali, cüz i ihtiyarı, vicdani. Biraz gideyim. Yo yoğurun. Suçunu deruhte etmekle beraber, hasenede de gurur ve kibir kuyusuna düşmemen için kader karşısına geliyor. Suçu deruhte etmekle beraber, hasenede de gurur ve kibir kuyusuna düşmemek için kader karşısına geliyor. İnsanın bu özelliği 18 bin alemin cemül cemi olmasından geliyor. İnsanın bu özelliğiyle evrensel olmasından geliyor. İnsanı evrensel yapıyor. Cismaniyeti ve bedensel itibariyle hareketleri, eylemleri muayyendir adetullah kanunlarıyla hat konulmakla beraber kafasındaki akla, kalbinde beslediği itikada ve ruhunda ruhundaki niyeti ve nazarıyla hudutsuz hat kanun hat konulmam konulmamışlığına şahit olan insan tarih boyu kader ve hürriyeti tartışılıyor. Ya insana bak hat konulmamış. Bir daha çok tuhaf Şu, suçunu deruhte etmekle beraber hasenede gurur ve kibir kuyusuna da düşmemek için kader karşısına geliyor. İnsanın bu özelliği ne demek? İçin tahlil ediyorum bu. Bu özelliğiyle 18 bin alemin cemil cemil olmasından geliyor. Gurura girme. Sen zaten yazılım vardı diyor. İnsanın bu özelliğiyle emresen olmasından cismi. Çünkü evreni, kainatı her taraf içine almış insan evrensel oluyor. Cismaniyeti ve beden bedensel itibariyle hareketleri bak cismaniyeti beden itibariyle hareketleri eylemleri muayyendir. Adetullah kanunlarla hat konulmuş. Muayyendir. Bak esbab alemi beden, cisim ve cismaniyetim itibariyle muayyendir. Adetullah kanunlarıyla hareket etmek zorundadır. Hat konulmuştur. Muayyendir. Sonsuz değil insan. Beraber ama kafasındaki akla kalbinde beslediği istidada, ruhundaki niyeti ve nazarı ile hudutsu, hu, hudutsuz hat konulmamışlığına şahit olan tarih boyu kader ve rüyeti tartışan insan. Yani görüyor musun? Adetullah kanunları ile beden ve cismaniye ve cisim, cisim itibariyle e, hat konulmuş bunların için hareket etmek zorundayken mecbura bırakılmışken fakat aynı bu insan kafasındaki aklı kalbinde beslediği istidadı ve ruhundaki niyeti ve nazarı ile hudutsuz hat konulmamışlığına da ikisine de şahit. Buna da şahidim. Hat konulmuş, hat konulmamış. Hem hatlıyım hem hatsızım hat konulmamışlığına da şahit olan ve tarih boyu kader ve hürriyeti tartışılan insan. Tarih boyu insanoğlunu kendisiyle meşgul etmiş insan. Kendisi kendisine konu olmuş. Kendisi kendisine mevzu olmuş. Kendisi kendisiyle uğraşmış insan. Bir tarafta kader, bir tarafta hürriyet. Bir tarafta hatlerle hareket eden, bir tarafta hatler konulmayan, içsel alemine nihayeti olmayan bir yapıyla ikimisini cem eden ve kendisini kendisiyle tarih boyu mevzu konu ve tartışan, kendisi kendisiyle çözmeye uğraşan insan. Asrın imamı olan Bediüzzaman, Risale-i Nur eserinde her şeyin bir mülk bir de melekut boyutları olduğunu ve bunların ayrı ayrı hükümleri olduğunu hem her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti olduğunu ve her bir ve her birinin ayrı ayrı hakikat ve mahiyetleri olduğunu, kader hali ve vicdanı olduğuna beraber efali beşeriyede insanın mesul olduğunu âlem-i şahadetin alemi gaybın üstüne tenteneli perde olduğunu dikkat ederseniz cümle tek tek kalmışım. En kesif esmalara en camittir diyerek en kesif esmalara en camidir diyerek cismaniyetin hem ayna hem mirat olduğunu bilincinin emniyetini yani şuurunun emniyetini gibi yukarıda sayılan Formüllerle yukarıda sayılan cümleler formülmüş. Formüllerle kaderi yorumladığını ve çözümlediğini insanın kalıplara, sistemlere sığmayacak yapısından dolayı bazı iman esaslarına ki kadere iman, irade gibi kavramlara kitap ve sünnette muayyen kalıp getirmemekte derinliğine nihayeti olmayan insanın e, iz sürmesi, iç alemindeki sisteme iz sürmesi, o dehlizi fark etmesi, dibi olmayanı fark etmesi, belki de seyahat etmesi istenmiş. İnsanoğlu kalıplarda durur, insanoğlu kalıplarda durur ve muayyenleşir kalıplaşmamışlarla sonsuza dek kendini araması bitmeyecek. Ve insan kendisini keşfetmek yolu ebette de bitmeyecek. İnsan kendisi kendisine asla varamayacak. Muayyen bak diyor ki iz sürmesi iz sürmesiyle o dehlizi fark etmesi belki belki seyahat etmesi istenmiş. Fakat insanoğlu kalıplarda durur. Kalıplarla hareket eder şeriat. Ama muayenleşir. Bu bir tarafı. Kalıplaşmamış tarafıyla sonsuza dek kendini, kendisini araması bitmeyecek. Yollar ve koridorlar açılıyor kendisini kendisine asla varamayacaktır. Ama bu seyahat hiç durmayacaktır bu merak. Allah'a iman, melekleri iman, haşe iman vesilelerle insan sistematiğe insan Allah'a iman. Ne demek? Bak ne diyor? Meleklere iman esasları ile insan sistematiğe muayyenleşmeye gider ülfete düçar olur bunlarla. Allah'a iman. Yani sistematik düşünmek, sistematiğe girmek, sistemin içinde o olan bir sistemsin diyor iman esas altı tane. Bu şeyle ülfete düşebilirsin. Allah'a ahirete, ülfete düşebilirsin. Aslında bunlarda da olmaması lazım. Bunların da dışında lazım aslında bunların dışında da düşünebiliyor. Mesela Allah'a iman varken Allahsız da düşünebiliyor. Çok doğal. Allah yok diyebiliyor. Şu, şu. Diyebiliyor ya. Ahiretin bizde donanımı var. Meyil, arzu, istek. Ama ahiretin kar edebiliyor. Böyle yapabilme acayip bir sistem. Abi bu 24. mektuptaki Üstadın bahsettiği 3 e, şekil bakışı var ya e, esmaciyetinden bir faaliyet görüyor bu beni e, işte bir ay bana kafi geldi bir yıl bana kafi geldi dediği de buna bakıyor olabilir mi acaba Evet bu abim bu abim bir yıl bana kafi geldi de sonra gelmedi diyor bak iman esasları ile bir de okuyayım niye getirmiş insanı şekillendirmiş. Şekilsizlik içinde. Allah'a iman, melekleri iman, haşe iman, diğer vesaire imanlar, iman esasları gibi insanı sistematiğe, muayyenleşmeye gider bu ama ülfete düçar olur bunlarla. Ahirete dinle dinle düçar olur. Aslında bunlarda da bunlarda da olmaması lazım. Ahirete iman ediyorsun ama gayiptir. Ahiret de sende olduğunu unutma. Ahiret cennet cehennemden de daha arkada olduğunu hedef gösteriliyor. Ahiret cennet cehennem arşın altındadır. Ama sen ona aşkınsın, onun daha arkasındasın. Sen Nur-u Muhammed'i Kainatın evelisin yani. Fakat muayyen kalıbı haddi olmayan irade ve iradenin mütemimi olan kader insanın kendi içsel aleminde yeni arayışlara itmiş. İnsanı. Bir daha. Fakat Mayen kalıbı haddi olmayan irade. Vicdanı onun için koymuş. Allah'ın iradesinin haddi var mı? Onun tayyum ve Bizdeki irade. Mayen kalı kalıbı haddi olmayan irade. Allah'ın iradesi bizdeki. İradenin mütemmimi olan yani iradenin ifadesi olan kader iman bizde. iradenin ifadesidir. kader iman. Yani irade ile kadere iman etme ederek kadere iman etmek iradeyi ortadan kaldırmıyor. Geri çalışmıyor bu sistem. Kadere imanı irade yapıyor. Kadere imanı, kadere imanı irade yaparak kader geri dönüp de irade inkar eder mi? Cebir var der mi? Anladık mı burayı? Ne anlattıksa tabi de. An bu zamandaki mesela bu zamanda kendimizle katarsak dinimizi yaşamada itikadi noktada bir alışkanlık bir rutine varmamız o zaman hep bu kader noktasından bakmadan imanın diğer beş şartı üzerinden hayatımızı idame ettiriyoruz, devam ettiriyoruz. Çoluğu çocuğumuzu da böyle açıyoruz. Bu ahir zamandaysa bu beş tanenin beşini de o ülfet perdesi içinde adam paketliyor, cebine koyuyor. Bu sefer evet, dini de bozuluyor kişinin. Kendi şahsi hayatı da bozuluyor. Her şey de gitmiş oluyor. Ama bu adam hala Allah imanı iddia ediyor. Peygamberin ve kim melekleri ve kitapları i̇ddia, iddia, iddia ediyor. Şahit değil. Şahit değil. Allah'a şahit değil. Bir namaza durduğun zaman hiç kim mescitte değil de odada kılarken namazına şahit oldun mu? Ne kadar keyif alıyorsun. Aslı sen ol. Şimdi biraz devam edeyim çünkü bitiyor. Ben yarı kesmek istemedim çünkü haftaya okusam bunu bir şey alamazdı Ve makat ederdik bu manayı. Devam ediyorum. Bir de okuyayım. Fakat muayen kalıbı haddi olmayan irade niye yok irade tahmin ve teşahhus etmiş bizde. şey değil ya. Yani. İradenin mütemimi olan kadere bak iradeyle kadere iman ediyoruz. İrade iradesi olan kadere iman eder. İradesi olmayan kadere iman edemez. Cebir der. Bak şimdi. iradesi yoksa otomatik nesi var. O cip şey var, ihtiyar var. Kadere iman eden iradedir. Peki kadere iman eden irade ise iman ettiğim kader dönüp de irade reddeder mi? Cebir var der mi sen de? Demez. Bak diyor ki mayen kalıbı haddi olmayan irade ve iradenin mütemimi olan kadere imanın kendi içsel aleminde yeni arayışlara insanı itmiş. İnsan iradesiyle kesbettiğini yaratmadığını, bak insan iradesiyle kesbettiğini yaratamadığını istiyorum. İrade ediyorum ama getiremiyorum diyor. Ben İslamiyet'i diyor ustad. irade ediyor. Ama yaratamıyor. Muktedir değilim diyor. Bak iradesiyle kesbettiğini yaratamadığını bundan derinliğine, ufkuna nihayeti olmayan insanı ötelere taşıyan yöntemin kader ve irade ile enfus alemine taşınmaya, merak etmeye ve kendine insanın dönmeye yani kendini kendiyle aramaya başlamış. Yani irade ile kader im ettik. İrade ile kader iman ettik. Peki ne işe yarayacak? Bu ikisi ile insan ötelere taşınmaya başlıyor. Derin tefekkür. Derinliğine, ufkuna nihayeti olmayan insanı ötelere bunlar taşıyan yöntemin ötelere taşıyan yöntem nedir? Kadere imandır. Ötelere taşıma yöntemi kadere ve irade ile enfus alemine taşınmaya, merak etmeye, Kendine, kendine insanın dönmesini, kendisi kendisinin dönmesini yani kendini kendisinde aramasını başlamış insan. Neyle? İrade ve kaderle. Bitiyor, bitti. Çok. Çok. İtikat görünene, iman ise görünmeyene. Gayba. Anlıyor musunuz? itikat görünene, iman ise görünmeyene. İman gayba atır dedi. Tamam bu bilinen şey. İman kalpte sonuçtur. İman. İman kalptedir, sonuçtur. İtikat süreçtir. İman kalpte olunca dima ve vicdan süreç olduğundan itikattır. İman sonuçtur, kaybadır, kalpte durur, var. O zaman vicdan ve dima ve vicdan buna çalıştığı için imana süreçtir. İman sonuçtur, dima ile vicdan süreçtir. Dolayısıyla el hubbu fillah ve el buzu fillah da itikattır. Zira, doğru itikada Allah'ın verdiği cevaba da iman diyoruz. Yani aklımızı çana anten vahiye uydu desek çana anteni uyduya aynı enlem ve boylamda tutarsak güzel alır. Görüntüyü de alır, sesi de alır. Yani bu itikattır. Bu vahidir. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap imandır. İman bulunmaz. Alınmaz. İman irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin Allah'ın mümin kulunun kalbine koyduğu. Senin bulduğun değil. Aldığın bir değil. Sana koyduğu sonuçtur. Yani doğru itikada Allah'ın verdiği şöyle yapalım sırayla. Çanak anten akıl. O uydu vahiy. Ben doğru enlem ve boylam yaptım. Koordinatlarını doğru verdim. Buradan geldim abi. Demek ki aklımı vahiy tutmanın sonucu itik, doğru itikat oldu. Aklı da itikat yok. Aklı vahiy tuttum mu? Tuttum. Cevap nedir? Doğru itikat. Doğru itikat. Doğru itikatla bu sefer iç halimimi nurlandırmaya çalışıyorum. O çalıştığım, doğru itikatta çalıştırdığım için Allah da bir adım daha atıyor. Doğru itikada Allah'ın attığı ikinci adım imandır. Birinci adım nedir? Aklı doğru atarsam, vahiy tutarsam Allah ilk adım attı. Doğru itikatı verdi. Burada şöyle bir soru geliyor abi. İman da gayb için veya marifet ve muhabbet için Başka şeyler için süreç olur mu? Yani bu iman terakkisi olarak mı düşünmek lazım? Yok. İman süreç değil midir? Yok değildir. Allah'ın verdiği cevaptır. İkinci cevap ama. İtikat süreçtir. O abi. tamam. Devamında. Zira o terakkisi geliyor. Son, sen diyorsun ki o terakki... İmanla verilenler var ya. Onlar içinde. O başka. Kemalatıdır diyor. Onu parlaması ya. Yani. Çapının genişlemesi. Kendisi değil ya. Zira doğru itikada Allah'ın Celle Celaluhu verdiği cevaba da iman diyoruz. Kur'an'da kişinin kaderini boynuna astık demek. Bilme anlamı ayet meal. Kur'an'da kişinin kaderini boynuna astık demek. Doğru itikadına bağlı demek. Yani bunu doğru itikat anlamı yani... Kur'an diyor ki biz kişinin kaderini boynuna astık. Neresine astık? Beline takmadık. Göğsüne de takmadık. Boynuna astık. Doğru bir itikat diyor. Kadere iman iman olduğundan gaybidir. İman nerededir? Gaybadır. Kadere de iman iman mıdır? İmandır. O zaman gayba. Gayba iman. Senin boynuna asılan değildir. Böyle asarsın, de, de, doktorsun, mühendisin, fabrikada bir amirsin vesaire. öğretmensin. Kart kapı açılıyor ya, gayb değil ki, buradaki kimliği nasıl, kimliği görüyor, sensör, kapı açılıyor. Gayb değil ki, bu itikattır. Boynuna asılan kart itikattır. Bu alemi şadettir. Ama iman gaybadır. İman gayba ise, kader de imandansa, Kader de gayb İtikat şahadetedir. İtikat akli vahye doğru muhatap olması ve vicdanında Allah'ın düşmanına dost olmamasıyla doğru itikat pistine tabiri caiz ise iman uçağının inmesine zenim, zemin olmuş. Yani vicdan e, vicdanda el hubu fillah ve el buzu fillah Allah için dost Allah için düşman. Bu da bir süreç. Koyduk mu abi? El hubbu fillah vel buzu fillah. Bu vicdan. Vicdan tarafını koyduk. Aklın tarafı doğru itikat. Doğru itikat artı el hubbu fillah vel buzu fillah da karıştırdık mı? Allah'ın atacağı ikinci cevap iman şeydir. imandır. aklım ve vicdanın bütün bütünselliği yani süreçtir biliyorsunuz. Kalbe hizmet eder ikisi. Vicdanla dima akıl. Son cümlemiz herhalde. Kader imandır, itikat değildir. Kadere itikat değildir. Kadere imandır. Kader, kadere imandır abiler. İtikat değildir. Ama itikadı da barındır. İtikat zeminindeki bak itikat zeminindekile zeminindekilere verilen cevap olduğundan iman sonuçtur. Kaderi iman etmek de sonuçtur. İrade, karar, hüküm verir, ihtiyar icra eder. İc kader, kad irade, kad bak, irade, karar ve hüküm verir. İhtiyar ise icra eder. Mahkeme reisi karar verir, emniyet uygular. Ve böylelikle bitti. Kaderin itikat olduğu bir hal var mı ki kader itikat değildi deme ihtiyacımız olsun. Bir de söyle. Kaderin itikat olduğu bir durumumuz var mı ki Kaderi kader, kader itikat değildi demek gibi bir çünkü, şey olsun. Çünkü karıştırmışlar. E, itikatla imanı aynı zannetmişler. Çünkü itikadı mesele zannetmişler. E, bundandır ki bunlar... E, İtikattaki şeyi gördüğü için itikat e, cebirdir demiş. İtikattakini gördüğü için tezile de inkar etmiş. Yani itikatta şu adet olan yağmur var. İstanacaksın. İstanmak cebirdir. Sana rağmen çalışıyor. Cebri böyle oldu. Anladın Böyle olmuş. Bağır olan üzerinden yani haldeki Peki, üzerinden gitmişsiniz. Gitmişler mecbur olmuşlar. Daha doğrusu itikatla imanı pek ayırt edememişler. İtikatla imanı pek ayırt edememişler yani. <laughs> Belki laf sen demişler ama içerisini çözememişler. Böylelikle ısınmamız bitti. Şöyle bir şey olabilir mi? Ee, mesela doğru Kadariyle itikadı ilişki var kişinin. Ee, fakat vicdani vicdaniyatı yanlış. Yani hmm. el bu fillah ve el buzu fillahı yok. Tamamlanmıyor şey. Ee, bu bu, doğru itikadı olsa dahi e, iman vicdan çalışmaları için Nahdesin iman olmayacak. olmayacak. Doğru mu? Allah Mesela Celal, aşağıdaki ders vardı ya, Celal vardı, kablo. E onu anlatıyorum şimdi. Işte. Celal var. Cemal. Vurmasa şelale olur mu? Bak şimdi. Dün, dün akşamki bunun sahasıydı. Kablo geldi. Buraya kadar da geldi. Atlamak istiyor. Orada bir şey ha? Ha, hiç ikisiyle de alakası yok. Ha. O iman olsa. Tamam. Şimdi bu ...el hubbu fillah ve el buzu fillah vicdaniyatta yanlış. Yanlış. Bu doğru. Bu doğru. Yani eli çık akmıyor, ne akıyor. Doğru itikat... ...var. Ama vicdaniyatında... ...el hubbu fillah ve el buzu fillah... ...yok. O itikadı da bozar. zaman. O kalmaz yani. Onu da bozar. Çünkü onay itikat edecek. bozulup yanlış itikada. Evet. evet. Çünkü el hubu filla vel ve buzu filla sağlam olsaydı itikadını yapılandırırdı. Vicdan çünkü akıldan üstündür. Vicdan aklın aklı olduğu için ters sorsaydın bana. Ha, tersi de, evet, siz evet. Tersini söyleyin o zaman e, e, Vicdan yok. vicdan akla hakim olduğu için geleceğim ona. E, vicdan aklın hatalarına yapma doğru deme bunu doğru dedin diye onaylayan ya Haşir Meydanı'nın küçük numunesi ya insan efunsa alemindeki peygamber ya vicdan el hubbu filla vel ve buzu fillası olsa dimağındaki doğru itikadı düzeltir. Düzeltir. Yanlış şey yanlış yanlış itikadı düzeltir. Şeyi doğru, vicdanı doğru. Düzeltir. Düzeltir, iman nurunu akıtır. Ama doğru itikat yanlış vicdan. Neye benzedi? İyi bir işçi ama fabrikada yönetici yok. Ne yapacak işi? Bu ne işi? Doğru iyi bir işçi. Mahir adam ama iş vermemiştir. Yani doğru itikadı var ama vicdaniyatı bozuk. Patron yok. Sonuç yok o zaman. Evet. Yani iyi bir mühendis. İyi bir doktor. Hastanede herkes kendi kafasında. Çok iyi bir cerrahisin. Ama ana baba günü herkes girip çıkıyor. Bir baş yok, şey yok. Baş hekim yok, yönetim yok, muayene yok. Ben orada cerrahta bekliyorum. Kim ameliyat edecek? İyi bir cerrah olma bir şey alamıyor. Yani şu. İyi bir itikat. Vicdaniyatı bozuk sistem fabrika. İyi bir doktor. Ama hastane sistemi bozulmuş. Devletin nizam bozulması gibi. Sonuç olmaz. Hüseyin abi izanda imtisal vardı ya. Evet abi neye o, göre onu yapacağı yer olmayınca sistem çöküyor. Neye göre iyi bir akıl Yani ha vahye göre. Vahye, vahye göre, göre. göre olmayan akıl vicdaniyatı Eee evet. doğru olur bahsedilebilir mu? mi abi? Doğru olur mu kardeşim? Bence bu iddia şey. yani öyle öyle evet. bir örnekleme olmaz ki. Evet, abi. Yani akıl vahye bağlıysa zaten vicdanı doğrudur. Ki. Ama akıl ne kadar doğru olsa olsa evet. ay vicdan olur mu? Ee, Doğru. Geliliyor Bak arkadaşlar. İtikat iman gibi değil. İmanın zıttı yok. Farklı çeşitli renkli çeşitli iman yok. Ama çeşitli itikat var. Küfre de itikat edilir. Tamam. İtikadın çeşitliliği var, var. İmanı yok. Öyle değil. Onu demiyorum ki ben abi. Adamın itikadı <gülüyor> <gülüyor> Doğruysa, <gülüyor> doğru. Doğruysa. İtikadın yanlışa da itikat var. Tamam. Ama yanlış Adamın iman yok. Doğru olmaz ama. Olmaz tabii bozar. Şöyle. Tam tersine dedim. Bak dedim ki sana. Yanlış bir itikadı varsa. Yanlış bir itikadı var. Ama şöyle bilgi. Cehalet ya. Bilmiyor. itikadı gidiyor. Keferi şuna şuna itikad ediyor. Yanlış. Fakat bir şekilde vicdaniyatı sağlam. Soyundan, sopundan, şundan, bundan veya el hubbu filla, vel ve buzu filla, vicdaniyatı yani olmuşsa böyle inkişaf etmesin etmemiş, etmemiş, e. etmemiş mesela kafir evet itikadı bozuk vicdanı da bozuk ama tam bozuk değil evet. kafir iman etmiyor mu sonra iman edemiyor mu ediyor, ediyor. Mürted ise böyle değil ama evet. Mürted edemez Bitti. vicdan yok, vicdan yok. Evet. bu adamın ve vicdanı tefessü etmemiş ama itikadı batıl. alman İngiliz. Hı -hı. İtikadı batıl. Yanlış bir itikat. İlahlaştırmış her şeyi. Ama sonra bir hak geliyor. Tam ölmemiş vicdana hak perestlik çalışmaya başladı. Filistin sahip, sahip, sahip böyle böyle şey başladı. İnsanın vicdanı ne kadar diyor akıl tatil eşgal etse de vicdan susmaz diyor usta. Evet. Bu tatil eşgal etti. Tatil verdi. Tamam. Ama bu çalışıyor insana rağmen. Çalıştı çalıştı. Biz start aldı ki volan motoru çalıştıracak kadar. Böyle marş motoru gibi. bu kalp vicdan çalıştı mı bunu taktiği düzeltiyor. O zaman itikadını değiştiriyor. Evet. O marş motoru var ya ufak. Misal şöyle zannediyor motorculukta. Marşa bastığım zaman motor çalışıyor zannediyor. Hayır. İlk önce elektrik motoru çalışır. Volana, atar, volanın yanındadır. Elektrik motoru volana geçirir böyle çır, volanı çevirir. Volan derken bloğun arkasındaki büyük panel. Onu çalıştırınca elektrik motoru akü yani. Akü ile elektrik motorunu, elektrik motorunu da dizel veya benzin motorunu volanı çalıştırıyor. Ama bunu bilmeyen adam şoför marş motoruna Aynı anda olduğu için rıt diye araba çalışıyor. Zannediyor ben motoru çalıştırdım. ilk İlk önce bu çalıştı. İlk önce vicdan çalışıyor. Sonra volan çalışıyor yukarıda motor çalışıyor. Sonuç nedir hareket? İman. Abi vicdan bizimle hiç alakası yok. Yani vicdanla aklı nasıl tarif edersiniz diye şöyle söylenirse şu örnekleme yanlış olur mu acaba? Vicdan bize verilmiş doğru bir dolu bir bardak. Akıl ise boş bir bardağı doldurma. Evet. Çünkü vicdan insanın temelinde vardır ki ima, itikat ve imanda zorlanmasın diye. Çünkü yavur dahi olsa mürtet olmamak şartıyla Filistin meselesi sahip vicdanı çalışır. Yeter ki bir kıvılcım olsun. Belki de Gazze'de ölen insanların sayısından belki de on katı e, e, yavurdan Hristiyan'dan Müslüman olma var. İslamiyetsiz iman, iman İmansız İslamiyet. Evet. Arkadaşlar 13 dakika oldu derse başlayalı. Ben baktım. Şimdi derse iradeye başlıyoruz. Sayfayı söylüyorum. Ben tek şeyle bağırırım. Biliyor musunuz? Ben tek şeyle hassasım. Nerede biliyor musunuz? Hayır. Hayır onu siz değer verin diye. O kadar çalıyor ki. Benim size bağırdığım tek şeydir. Evet. Ne için biliyor musunuz? Şefkatim de ne şu da. Öyle bir fırtına esiyor ki farkında değilsiniz. Ben deşet alıyorum. Korkuyorum sizden. Yani tek şey ben hassasım. Her yerde. Akrabalarımda da. Dünya batsa umurumda değil. Efendim e, derse gelse, yatsa, uyusa hiç umurumda değil. Telefonla çalışıyor. Hiçbir şeyde ben size sitem etmem hiç umurumda. Özel ama derse gelmemenin sebebi başka bir sistem çalışıyor. Bunun yakınen şahidim. Ee, ders alemi gayb ve şahadetin dışında alemi şahadeti icra edilen 258 galiba Barla'da zemin yüzünün zineti olan bir iki dakika bir iki nefes bir iki kişi derse gelmek başka bir şey. Vallahi hiç umurumda değil. Adam dershaneye sahip çıkmış çıkmamış. Sen için duaya dahil olsun olmaz. Ya Rab şu dershanenin Zerekada taşı olana. Veya duası var. Parası yok ama. Ama parası var da vermemişse bu duanın dışındadır. Çünkü Allah da onu Allah şey yapıyor da bende merhamet ne arayacaksın? Allah diyor ki vermeyenin diyor o malını mülkü eriteceğim. Öyle demiyor mu? Boğazına rasas olarak, bakır olarak akıtacağım diyor. Demir veya bakır. Bakırın ne özelliği varsa o malı, mülkü eriteceğim boğazına şapı. Senin imkanın olduğu halde senin kendini düşünme. Belki senin torunun gelecek bu binaya. Ben de vefat edeceğim. Sen neceksin? Ha ama derse işte dersin zemini ya. Derse gelmemek arkadaşlar bu Allah'ın muradi ilahisinin en azam derecede tahakkukun zemini olan bu sohbet. Başka bir şey. Lan bu ötesinde olan bir şey. Bu ne biliyor musun? Evet. Bu biz zaten var olmakla allah Teala'nın mahlukatı yaratmasının sırrı bu. Bunu yapmaya gelmişiz. Evet. Biz dışarıda, dışarıdaki o işler belki binde bir bile değil. Olması gereken bu ya zaten ya buraya bir taş koymak. Kimin nesi var burada? Adam bu masayı almış. Bak, beraber çalışıyor. Bu ders halinde gelmiş. Hangi, hangi zatta abi babası vefat etmişti? Ee, size onu... İmam Ebu, İmam, İmam Ebu Yusuf. İmam Ebu İmam Azam da oğlu. Evet. Siz kör dedi. Oraya kadar ben dedi derse giriyorum. Ve o dersten anladığım istifade ettiğim kadar da... Hiç, hiç etmemişim. Etmemiş. İsa, İsa Aleyhisselam, Petrus babası. Bırak ey Petrus ölüyor ölüler gömsün. Sen git dirilerle ol. abi. Annesinin cenazesini gitmemiş. Niye abi dedim bir atlayamaz mıydın? He tabi altımızda araba vardı. Bir de uçaklar vardı dedi. Tamam. Demek istedi. O anda mum yazılıyor. Mum mum. Risale'de böyle taktılı var tık tık vuruyor çukur. Onu da çat offset diye isimlendirmiş. Çeviriyorlar da Asay Musa çıkacak. Ustad sağ. Usta, ustada iki tane mektubu var. Kendisini bile istememiş gelmesin demiş. İki tane mektubu var ustattan. Ruştan. Gelmesin diyor. Evet. şimdi o sen ben o anda dediği o anda ben diyor tavsiye edip diyor yazıyorum. O şeritsiz daktilo. Çatı ofset, Bir akşam bir yerdeyiz. Başka akşam başka bir yerdeyiz o. Belki ihbar oluruz. Bir elimizde başka makine yok. Bir bu var. Ha bu kadar bir şey Tık tık o kadar da değilim diyor. Tık. Yazıyorum diyor. Ama nasıl bitiyor bilmiyorum. Mum. O anda bu basılacak. Anasına gidecek. Ha bana bak bir Mehmet kardeş bir otobüs bileti şey uçak bileti alsana. Gidip akşam gelir. Ben öyle mi? Ya? Benim benim e, 80'lerde Turgut Özal gelene kadar uçak kim binerdi biliyor musun? Koç ve Sapancı. Sap, koçla binerdi. Uçak binmek ne demek? uçak. Bir reklam gelmişti. Olmuş yani. Güldürmek için uçağa binmiş. Adam o zaman o kadar dikkat etmiyorlarmış. Çengelliğine var ya çengelliğine. Trende satar gibi uçakta satmaya kalkmış. Yani böyle evet çengelliğine şey. Çenge. Meğer güldürmek için yapıyor. O dönemde. Anası. anı ne yapacak ben? Şu an düşün. Ama bunu anlamaz avam. Bunu anlamaz. Basmaz basmaz. Aa, hiç basmaz? Avam olduğu için. Avam olduğu için anlamaz. Anlamaz olduğu için avamdır. Ama sen öyle yap demiyor. Sen sen git yap. Böyle bir vazifen varsa bunu kenarda koy. Anlayamıyorsun. Adam anlamıyor. Haftada iki gün imzam var. Denetimi serbestiyetim var dedim. Bir tanesini kaçırdım. Bir daha kaçırırsam 9 ay yatmam lazım. 9 20 gün. Anlamam. Dayının cenazesine gelmedi diye dayılarım çocuklar şu anda bana hala düşman. Lan son bir tane kaçırdım. Sultanbeyli dersine gittiğim için unuttum. İmzalamadım. İki tane hakkım varmış. Eğer ikincisini de kaçırsam, bir tane de kaçırsam 9 ay 20 gün yatacağım. Ha ya, bu bilir bu sistemi. Evet, evet. Denetim şey. Hiç şey de yok. Afı da yok. Hiç afı da yok. nokta 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 o sani vahid-i hat bir faili muhtardır. İrade ve ihtiyar ve meşiyet ve kast ile her şeyi yaratır. Ne anlamışız? Zerrat surete bakıyormuş. Etsası ile mahiyeti ile bu Fatihler mi bununla çok uğraşırdı. Zerrat etsa zerre. Demek ki zerrat suretedir. Etsa mahiyetedir. kadir Mutlak'ın İrade zerratadır, etsa meşiyeti iledir. İhtiyar, bak irade, ihtiyar, mahsus. Meşiyet, kast, mükemmel. Nazm-ı Vani ile. Çok acayip. Ee, yapayım. Birleştiriyorum sayfayı. Bak, zerrat surete, suret iradeye, irade ihtiyar, irade mahsus. Etsa ile mahiyete, meşiyeti ile. Kastiyle mükemmelliğe. Çok acayip ya. Bu ders zannediliyor ki bilgi ha. Bu ders bilgi değil. Bu kendimizi keşfetme yolunda macerasındaki seyahatimizdir. Kendimizi keşfetme macerası. Matematik değil. Bilmesen de pazarcılık yapabilirsin. Ama olsan da hayat devam eder. Parasızlıkla devam eder. Yani fizikçi olmasan, matematikçi olmasan da olur. Ama bunlar sözü yaşayamaz. Yaşayan nasıl yaşıyor? Mezari mutarik bedbahtlar diyor. Abiler bu hal ilim değil. Ne olur? İrade sensin. Meşit de sensin. Kast de sensin. Mürk de sensin. Meleküten. Bu dersler biziz biz. Yani biz bunu koyacağız kenara kefenle. En fazla hürmet hürmeti renkli elbise değil de beyaz elbise sahip koyacağız oraya. Bedeni. Bedenle alakalı şeyler bedenle beraber duracak. Bedenle alakalı ne yapmışsan bedenle, kefenle o durduğu yerde orada olacak. Bedenle alakalıydı ya. Bedenin bedenle alakalı olmayan bir şey bedende durmayacak. Ne, nere mal olursa onunla olacak. Beden. Bedenle olan bedenle Ruhla olan ruhla. Akılla olan akla. Vicdanla olan ruhla. Şey vicdanla beraber olacak. Bedeni nereye bıraktınsa onunla olan da orada olacak. O kadar. Anlamadım. İrade desen. Sayfa 303 defter. Şualar 604. Tersten gidiyoruz ya. Abi şu şeye bir kasla alakalı biraz konuşabilir miyiz? Yani irade ihtiyara meşiyet kasta. Yani irade ile meşiyet benziyor, arasındaki benziyor, ilişki, benziyor, ihtiyarla kas kast arasındaki benziyor, ilişki... Benziyor. Gibi, Aynı gibi, Aynı gibi. Aynı gibi. Aynı evet, Çünkü evet. Gibi şey Çünkü e, meşiyet e, şeyde yapıyor, istemediği, yani ataya bakıyor. Onun için mükemmel ya, yani. bizim için. Evet, kader neyse, irade neyse, Hı -hı. E, meşiyet... Evet. E, ihtiyar kas e, gibi sen, ne ne? çıkıyor. Birinci dersten şeyi kaçırmayın. İrade ile kadere iman ediyoruz. İman gaybadır. Sonra kader de gelip arkasında irade inkar edemez. Cebir var diyemez. İradesiyle kadere iman eden insanın bak iradesiyle birinci de, biraz önceki derste iradesiyle kadere iman ediyor. İman gaybadır itikat andadır. Bak, iradesiyle kadere iman eden insanın bu ima, şey kadere imanla iradeyi kaldırıp da cebir vardır veya kader yoktur diyemez. Orayı kaçırmamanızı istirham ediyorum. Şeyi de e, diyebilir miyiz abi? Belki şu anda çıkmaz ama e, iradenin yeri vicdan da, cüz ihtiyarının yeri limanda. Meşiyet ve kastın yeri neresi bilsek. Belki biraz daha senin sorunun açıklığa kavuşur. Gene mesela şey, irade neredeyse meşiyet de oradadır. Acaba işte, ay, 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 baş, başka şey Kast timada mıdır abi? O zaman kast etmesi. Kastı toplamasını okumam lazım. 604 mü? Al şu alar. Her biri bir koca ağacın ve parlak çiçeğin cihazatını ve mukadderatının programını taşıyan küçücük manzincikler, mahzencikler olan bu çok acayip ya. Bu 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 garip olacak olan niye çıktın sen? Çekirdekler ve tohumlar ikisi farklı abiler. Bu bir. Çekirdekler ve tohumlar bunu Yasin konuşmuştu. Her çekirdek geleceği taşımıyor. Tohum taşıyor. Evet anahtarı elinde ama var yani sistem oda da var. Taşımak başka bir şey. Radyo iki şey söylüyor usta. Ahize ve nakile. Alıyor alıp durabilir. Aldın. Ama bir de veriyor. Çalıyor ya. Aldı ama onu dönüştürme yapmasa ses vermez dışarıya. Anladık mı şeyi? Sesi kapatsa bak ağlıyor. tık gözüküyor bu ekran. Konuşuyor ama ses yok. Radyo ahize almak. Nakile yaymak. Kalp da böyleymiş. Alabilme özelliği varmış. Nakletme özelliği varmış. Her alanlar nakletmekle yükümlü değil. Alamıyor. Yani sinyal. Bazılarına sinyal geliyor. Mesela cep telefonu arıyorsun. Kapsama alanı dışında. Ulaşılamıyor. Şu anda meşgul diyor. Allah da yetmiş defa alıyor kalbi hadiste. Ama bazı kalp şöyle diyor. Ya Rab seninle görüşemez. Ya Rab kalp, kalp kapalı. Başka bir kalp. Ya Rab ulaşılamayacak yerde bu. Senin ulaşamayacağın yerde. Ya Rab şu anda meşgul başkasıyla konuşuyor seninle değil. değil. He? Evet. Veya uygun değil. İşte bulunan bir mutasarrıf hakim. Niçin söyledim biliyor musun? Çekirdek tohumu zaten biliyoruz da şu anda şu gelecek cümle. Bir çekirdeğin kapatçığını, kapatçığını kapakçığını kapıcığını. ha kapıcığını kapıcığını uyan emriyle irade anahtarı ile çok tuhaf. Uyan emriyle, irade anahtarı ile e, tam mizanı nizamla nizamla açtığı gibi zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak niye yağmur anahtarı dedi de emriyle demedi? Yağmuru nereye nispet etti? Anahtara. Anahtar da iradeye. Demek ki çekirdekler uyan emriyle tohumlar irade anahtarıyla açarmış. Çekirdekler Uyan emriyle. Uyan gelmeyince tohumlar niye anahtarı biliyor musun? Ben şeyime gitti. İrade adetullah kanunları olduğu için adetullah kanunlarına uygun değilse şeyler çekirdeklerden ağaç olmuyor. Ama tohum denmesi için çekirdeklerden çıkıyor tohum. Yani geçmişi geleceğe taşıyan hepsi çekirdektir. Ama anda Ortaya çıkan ağacın çıkması için sebep olan tohumdur. Tohuma, irade, çekirdeğe her çekirdekte ağaç vardır. Emir. Mesela onu uygularsak mesela e, yağmura anahtar diyor. Emir demiyor. E, gelelim şeye. Burada diyecek mi? Belki demeyecek. Gök gürültüsü. Şimşek. Şimşek vurduğu zaman en az 300 bin volt enerji yayıyor. Bu enerjiyle aşağıdaki çekirdeğin ne şınlamasına lazım olacak enerji yaydı. 1- 2- Yüzde 76 olan havadaki azottan yüzde bir olan oksijen, oksijenin ayrışmasına sebebiyet verdi. Şimşek enerjiyle. Üç. Oradan çıkan sesle gor korkutmak için değil. Toprak altındaki çekirdeğim patlatmasıyla. Onu o sesle patlatıyor. hey bak patlatıyor. Sonra anladın yani biz de patladık abi gardiye bağırınca. Evet. <laughs> ben de bir korktum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra o yağmurla bu emirdi. Bunlar hep anlattığım emirdi. Gök emir ve uyandırıyor. Sonra yağmurun gelmesiyle de anahtarı açtı. Kainat şekli bile bildiğimiz gibi değil. Hakikaten fanustayız ya ne olur ya. Böyle eskide Türksel telsim aveyalar falan vardı böyle telekom kartlar vardı konturlu. Üzeri ince bir satih boya gibi bir şey vardı hatırlar mısın? Bozuk panzer ve tırnakla temizlerdik. Onun gibi yani bu mevcudat var ya. Böyle bozuk parayla ya. Yani. Hakikaten bozuk para iyi bir tabir. Bozuk parayla ancak edersin sen derler. Böyle tırnağınla kazırsın da has, aslı çıkar ya. Bu mevcudat alemi misalin folyesidir. Sarmış. Şekil yok. Bu şekil alemi misalden gelmiş. Eşyanın doğasında yok bu. Tabiatın bu şey yok. Alemi misal bir şey giydirmiş. Alemi mana bir şey giydirmiş. Alemi latif bir şey giydirmiş. Alemi ervah bir şey giydirmiş. Alemler giydirmiş. Ama birbirini kapatmıyor bu elbiseler. Elmadaki koku, elmadaki tat, elmadaki renk, elmadaki elektronik hareketler, elmanın fiziksel boyutu, elmanın enerjisi, elmanın zevki, elmanın lezzetisi, kimyasal birbirini örtüyor mu? Hiçbir şey yok. Bu alem, bu şekil var ya şekil kendi zatının değil bu. Bu alemi misal örtmüş. Alemi misaldır. Yani üzerine folya sarmış. Eğer o kart dedim ya. Çizer misin böyle gafur? Çiz abi. Çiz. Aa, alemi misal o kadar. Bu folyenin alt, altında derken az, kazıdığımız anda çıkan sayı gibi. Alemi misal. O kadar yakın. Bu alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perde. Yani hafif ha, folye yani böyle. Hafif dikkat ettin mi zor bir şey değil diyor. <laughs> Mesela keşfel kubur. Buraya bakıyor Molla Resul'a. Molla Resul diyor. Bak diyor burada salih bir kadın var. O beni görmüyor ben görüyorum diyor. Namaz kıldı diyor. Tesbih çekerken tesbih koptu. Şimdi dizerken vefat etti. Şehit olduğu için öldüğünü bilmiyor. Kıyamete kadar tesbih dizecek. Ve kıyamet kopunca Allah Allah ne çabuk koptu diyecek. Ne anlatacağım? Bunu anlatmak için anlatmadım. İkisini aynı göz, gözle görüyor böyle Bir tanesi veri tabanı şehadet vermiş. Ötekisine veri tabanı kalp vermiş. Bununla baktırıyor. Aynı göz ha. Bakıyor. Ama buna göz görmez. Göz bakar. Ya tulumbası göz ya. Göz görmez. Göz bakar. Resimleri çekiyor. Falan. Gören başkası. Bu veri tabanı. İkisini bir görüyor. Ya Seyda demiş eski ustatına. Ya diyor niye güldün diyor bu mezardan geçerken? Ha? Mezardan geçerken niye güldün diyor? Böyle yapıyor diyor şu anda. Peki Niye anlattım? İnce şey sildi ya kartın üstünü tırnağıyla. Bozuk para, dünya bozuk para kadar işte. Bozuk parayla kartı silmiş. Altındaki yazıyı göreceksin. Veya başka bir misal vereyim. Bizim ortaokul döneminde vardı. Hoca aldırırdı. Kartpostal gibi Mehmet kardeşe böyle kırtasiye de vardı. Bakarsın. Ondan sonra bir bahçe. Yani bahçe var. Çeşitli. He he. Orada şey var. E, göl var. Üçünde üstünde kuş uçuyor. Bir bakıyorsun ki hiç o değil. Dikkat ediyorsun dikkat ama dikkatle. Hiç kapağını indirmiyorsun hoca der. Aa, bir bakıyorsun ki... ...Mustad diyor ya... ...hayaline... alemi misalin daireleri açılır... ...orada seyrettiğini zannediyorsun ama burada seyrediyorsun. Orada açtığını zannediyorsun ama burada açılıyor. Halıda... ...seccadede şekil var zannediyorsun ama burada var. Adam oradan bana bakıyor diyorsun. Buradan bakıyorsun. Böyle. Karta bakınca... ...aa... ...tarlalar değişti, evler bilmem neler oldu alem şehadet bu biz de insanız bakıyoruz orada alıyoruz değişikliği burada oluyor burada oluyor devam evet. ediyor. Abi dün akşam evla cin kalın perde demiştiniz. Ya o yapıyor namus. Tamam. Şimdi bu irade içinde anahtar diyoruz. Sanki bunlar zıttı mı birbirinin? Evet. Tabii irade ya irade ya huda. şey irade diyorum tabii. Heva Yahu heva çok acayip bir şey yani. Yani şu ilahlık iddia eden bir sistem. Niye vermiş? Mesela dedim ya şöyle bir misal ama ne anladı millet? Allah diyor ki Celle Celaluhu ben kusursuzum. Böyle iman et. Aynı böyle. O zaman insana böyle seni ya Rab kusursuz olduğunu nasıl anlarım? Sen aynam olacaksın. Nasıl olayım? Nasıl? kusursuz arar insan fıtraten cibiliyeti olarak. Hmm. Kusursuz. Mesela şurada bir çırak var senin mesleğin. Deseler ki bu sanayinin en iyi ustası kim? Falan dükkanın ustası. Buraya nasıl çalışacaksın? Her çırak kendi ustası en iyi bilmezse orada kanaat edemez. Hmm. Tamam. Dolayısıyla insan ne diyordum? Ha kusursuz. Kusursuz. Bunu nasıl? Sen de bir mail verdin. Bunu arama en iyi usta. Benim kusursuz arama mailim var. İhtiyacım var. Kusursuz bir şey görme ihtiyacım var. Mailim var. Bana ayna ol diye vermiş. Ve onunla tatmin olursun. Çevir ona. Evet kusursuz arayışım tatmin oldu. Kusursuz arayışım tatmin oldu. Kusursuz arayışım tatmin oldu. Eğer ben o ihtiyacımı Allah ile tatmin edemezsem hakka halka çevirirsem aynayı kusursuzluk arayacağım. Olur mu? Bulabilir miyim kusursuzluk? O zaman tenkit çıkar. Tenkit buradan çıkar. Kusursuzluk ihtiyacını Allah ile gideremeyenin insanlardan tatmin etmesine ait hareketine verilen red cevabıdır. Tenkit. Tenkit onun için güzel. Ne kusur görüyorsun eşinden ondan, ondan bundan niye kusur görüyorsun? Hak yoksa. Hak olursa zaten sevgiden kaynaklanıyor Niye hep kusur görüyorsun? Usta diyor ki muhabbet gözü kusur gelmez. Muhabbet gitmesi yani ona çevirme işi. Sadece Allah'a bulmak için kusursuz arama. İken, bize iken, iken onu onunla tatmin edersen ettin. Et, et. O tatmin olması lazım. Edilmese halka çevirdin bu aynayı. Kusursuz arıyorsun. Neydi? O da ya insanlık bitmiş ya. Dibe vurmuş ya. Kıyamet kopacak ya. Her şey bitmiş. Ya. Şu an bu muhafazakar kesimin en büyük hastalığı. Hasan. Kusur. Yani dışarıdakinin değil muhafazakar kesimin en büyük hastalığı. Tarifat, cemaat hepsi devam ediyor. Şey dağılmayacaksa e, yazabilir miyim abi bu e, biraz kafası şey kaldı bu kas, ihtiyar, irade, meşiyetle ilgili. Yaz abi. Bu istersen arkayı çevir silmeyle uğraşma veya ufuk silsin. Bugün zaten şey yok Ömer. Zannedildi mi ki? He? Ömer zannedildi ki gelmeyenleri Osmanlıları vesaireyle bilmiyoruz. gitti mi? Oo. O zaman hastaysa özür var adres gönderseydi. Ben bu arada cevap edeyim. O çiçeği yazsın. Çekirdek, çekirdekler uyan emriyle olur. Tohumlara irade anahtarıyla açar. Zemin hazinesinin yağmur anahtarı. Bak yağmur anahtar diyor. Emir demiyor. Abi yağmura rahmet de diyoruz ya. De evet. inşallah. Burada bir inç, mesela irade dediğin zaman Kuvvet geliyor aklımıza. Ama bu da yağmur dedi. Daha latif bir şey olarak. <laughs> <laughs> Fiilya. Nefs-ül emir yağmur. Çekirdek ve tohumlara Bak çekirdeklere ve tohumlara hazine ve ambar. Küçücük mahzencik diyor. Nazm-ı maniyle toplarsak şu çıkıyor diyor. Çekirdek hazineye ve cihazata tohum ise ambara mukadderatının ikisi cem olursa programını taşıyan küçücük mahzencikler olan çekirdek, tohumların uyan emri çekirdekte irade anahtarı tohumlara mizan çekirdeklere nizam tohumlara gibi zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak ee, burada çekirdek ve tohumun çekirdekleri emir ile tohumları irade ile emir ve anahtarla açılıyormuş. Emir ile yapılandırıyor çekirdeği. İrade ile açılıyor, kapak açılıyor. Yani emir yapı şey yapmıyor, açmıyor. İrade de çekirdeği yapılandırmıyor, yazılımını yapmıyor. İrade açıyor. Var açıyor. Su, e, perde hikmetin, sureti ihtiyar, kanuneti kast, hakikati irade, mahiyeti meşiyet. Meşiyet daha mı cami iradeden? Yani öyle bir öyle anlamayalım onu abi. Ee, mahiyet mahiyet bunu iktiza ediyor. Yani mahiyette olur bu. Meşiyet mahiyetten olduğu için e, sebep aramıyor. Böyle, hususi e, delil de var. Yazacağım şimdi ama başka bir perde ama bu şekilde görünüyor. Perde hikmet gizli ya. Ha hikmet. Hikmeti Acaba meşyet şu la ilahe reddetmek illallah yapmak ya. Yani birinci sıret ya. Meşet neydi abiler? İstemediği olmaz. İstemediğin olmaması iradeyle değil. İrade etti mi? Ustad ne diyor bak. İrade Evet, alem İslam'ın İslam'ı istiyorum. Arzu ediyorum. Arzu ediyorum ama İraden. irade edemiyorum. İrade nefsül emre bakıyor. Meşiyet ise ataya bakar. Yani olması lazımken yapmıyor ihsan ila ilahi olarak. Zehir içtin ölmen lazım. Yani bu yaşantıyla hakikaten burada olmamak lazım. İşte meşiyetiyle yani şey yapıyor. Şunlar da yasak, şey daha iyi görünür. Yani meşiyetle irade çok farklılığı çok güzel oldu ya. Yani birisi la ilahe meşiyete illallah iradeye. E, i̇lk önce red yani vücutsuz vücut. Her her vücutta irade vardır. Meşiyet asla olmaz. İkisi aynı şeyde olmaz. Olumsuzluk irade edilmiyor. Olumsuzluk meşiyet oluyor. Evet. İra, bak ben diyor alem İslam İslam'ı istiyorum iyi olmasını istiyorum. Temenni ediyorum. Ama irade edemiyor. Külliyat tuhaf değil mi ya? Ne kadar sadelik içinde. Ne kadar incelik ya. Dokunmuş. Meşeti de kullanıyor. kaslı da kullanıyor. Ladi'yi de kullanıyor. Çok <laughs> tuhaf. Yani zahire bakarsan çok sade. Sıradan gibi cümleler gibi. Evet, Size hoca demiş ya, He, hoca demiş ha. Yanıma geldi. Yazabilmek için lazım abi. Dedi, nasıl dedi sen dedi ben şaşırdım acaba tevazu için mi dediniz hocam dedi. Hoca değil. Kalbi bilmiyorum dediniz. bilmiyorum dedi. Sen biliyor musun? E bir hep iyi biliyorum tabii dedi. Kaç dakika konuşursun dedim kalp hakkında. Kalp dedi ki işte değişendir. Evet tahmin et dedim senin o anlattığından ben iki katı konuşur muyum? Tahmin ettim evet dedi konuş. Ama dedim biz şahit değiliz ki dedim. Duyduğumuzu papan gibi nakletmek. Ne diye bilmiyoruz ki. Mesela ya Mukallibel el kulu. Yani ey haldın ale yani varı yok yoku var eden. Aklın böyle bir şey yok. Hissin de yok. O altı üst bak altı üst üstü alt ediyor. Varıyor şey Batını zahir, zahiri batın ediyor. Varı da yok ediyor, yoku da var ediyor kalp. Top. Bilmiyor. Bileceğiz de. Oyun için geldik. Dünyaya oyun için geldik. Ben Adem Aleyhisselam gibi e, her şeyi bilen bir, bir adam desen ki, her şeyi biliyorum. Sen Adem Aleyhisselam mısın ki doğuştan her şeyi bilerek geldin. Öğrenmek için geldin. Ve Adem O yazarken sayfayı çevirin 298 tersten gidiyoruz. Tohum e, şöyle kitabi mubine bakıyor, çekirdek imam mubine bakıyor. Ağaçtan çekirdekler oluyor ama e, her çekirdekten anlam şey yapmazdı. Bu tohum olacak gelecek seni yani bu ağaç olacak, bu ağaç olmayacak var içinde ama ağaç şartlı olmuyor. Aslında çıkmıyor. Tohumla kaçmak diye bir tabir var ya abi sonuna kadar bekletiyorlar galiba tohumu koyuyor. Evet. Çekirdek meyvenin içindeki var. ne zamanki ekip süreç devam ettirirsen tohum oluyor başlangıç oluyor. Yani ikisinde de yazılım var hmm. ama nasıl bir şey varsa hem şimdi şey söyle. Geçerli insan gibi mi? Gibi he. Ya Yasin kardeş yani şey, bu şey. kast irade ihtiyar meşiyet dört tane ee, kelime gibi görünüyor ama herkes lügata baksak hepsi aynı. Bak bu çok doğru biliyor musunuz kader biraz önce dedik ya iman gaybadır İm kader de gaybadır İmana, kadere iman etmek iradedir bak irade ile kaderi iman ediyoruz sonra iman ettiğimiz o kaderle irade inkar edemez. Onun için kader iradeye çok güzel. Kaza ihtiyara çünkü niye? Hak ettiğini yapması kazadır. O da ihtiyar. Andaki tecellidir. Olmuşsa ihtiyardır. Yani kazadır. Olmamış olmamıştır. Ha. Ama ata öyle değil. Hak ettiğim halde beni öldürmüyor. Hak ettiğim halde ben de olmamam lazım o derste. Hak ettim. Olmamayı hak ettim. Ondan sonra... meşiyetle atayı ben almadım. Bir evet ya. Almadım evet. İyi ki meşeti vardı. Zaten öyle diyor. Hemen sana gideceğim. Eğer senin atan olmasaydı biz olurduk olurduk ya. Hak ettiğim yerde olacaktım ki hak ettiğim yerde burası değil ki. Şimdi sana bir de sarı ifade olan kavani mahsusa bir kast nizamat muayene bir irade hakikat-ı bir ihtiyar. Bunlar da bir hikmetin cilerlerini gösteriyorlarmış. Burada da üçlü bir kast, irade, ihtiyar anlayabiliriz, birbirinden tefrik edebilirsin. Hı hı. Hani biz kastı biraz bilmiyorduk. Bunlarla şey yapamıyorduk. İrade ve ihtiyar kast arasındaki ilişki şu üçlemeyle hı. bir bakarsan. Sonra bu perde hikmet niçin böyle yazdırıldı? İhtiyar surette olan bir şeyi suretten bahsetmek istiyorsa ihtiyarıyla bahsediyor. Bir kanunsa, kanuna tabi tutuyorsa bende veya benim asıl gayemi ulaştırmak istediğim bir kast ile yapıyor. Yani bilerek yapıyor. Bilerek. Senin bütün her şeye rağmen olacağını bile bile yapıyor. Kast bu, bu anlamda kanuniyete daha mu muvaffak geliyor. Sonra hakikat irade niçin? Yani bu irade ile yaptığı zaman işin hakikatını anlatmak istiyor. Meşiyetten ayrılmak isteyecek. Bu da esas tam merkezden, mahiyetteki bir şey sebep aramaz. Sebep aramadık. sebep olsaydı zaten mecbur yaratırdı irade yani evet, gibi. Burada hep Sebepsi, hep sebebe hep rağmen yok yani. hmm. sebep yok orada yani. Sebep işlemiyor burada var sebep. Çünkü e, nerede iradede eee hmm. ceyran ettiği zaman nerede esmanın boyutunda. Yani çok uydu ya. Kavari evet. mahsusunda da kanun. Evet evet. evet. Ya bu bunlar bu zaten sari ifade. Hmm. İşte yani ona da çok kanuniyet olması lazım. Evet kastı çok evet. Birbirinden tefrik etmek için. Okuyoruz ama anlam alemimizde ne cehran ediyor. Hep aynı yani. Bunlar lügatta falan bir yerde bulamayız. Ancak buradan böyle tefrik olur. Kastı biraz daha anlayabildik Bunu mi? Bunu çekip İradiden, sıraya gönderirsiniz. İradeden çıktıktan sonra yani, kast ve ihtiyar telefonu şeysi. Kast sıralama orada bak. Evet. Ben yazmadım. Öyle dedi. Biz bilmiyoruz. Sevgili kardeşler. E, sayfa 298'i açtınız mı? Lemalar 187. Kainatın harekatının tanzimine dair Kavani'nin adetullah'tan ibaret olan Şeriatı Fıtri Kübra İlahiye'nin bir cilvesini ve eşyadaki diye devam ediyor. Diyor ne çıkarttık? Kavanin Adetullah olan Şeriatı Fıtri Kübra İlahiye'ymiş. <laughs> Risalede geçen Kavanin Adetullah ilahi, şeriat Şeriatı Fıtri yani kainatta cari olan kanunlar Tamam bu fazla bizim şey yapmıyor ama ististan bırakmadım hepsini alayım dedim. Lemalar Bir daha geçmeden bir şey diyeceğim. Bilmiyorum dedim mi de. Bir de insanda da çekirdek ve tohumlar var ya. <laughs> i̇şte tohumları da irade anahtarıyla çekirdeklere uyan emiri verdirmek. Yani istidat istidat çekirdektir. Öyle diyor. Tohum kabiliyettir. Mesela başka emir İmam-ı Mubindir İrade kitab-ı mübindir. Emir yazılımdır. Nereden çıktın istidat ve diye? Emir yazılımdır. Mazi ve mustakbel ilim emir. İlim emir. Ee, kitab-ı mübin anda irade ve kudret. Onun için varı açar irade. İrade anahtarıyla. Kilit çekirdektir. Kilit var. O anahtarla açıyorsun irade. Lemalar 225. Madem bilerek bu sarayı yapmış. Çok tuhaf değil mi abiler? Bir mesela e, niye, niye, gayret ediyor şu anda? Öyle bir iş şey yapayım. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ya kardeşim ahiretin üstündeki olan şu tenteneli perde var ya. Biz. Mevcudat dolayı. Üstünü kaldırmaya çalışıyoruz. Yani faaliyetimiz bu ahirete gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Zaten kaldırdığımız anda onun içindeyiz. Yani buz faaliyeti iş şey yapıyor, dışarı çıkıyor, güneş göreyim. Gayret edeyim, hareket edeyim. Niye ey buz efendi, niye uğraşıyorsun? Suya dönüşmek istiyorum. Suya dönüşünce buz iken başka bir yere mi gidecek? Mesafe alır mı? Buz buradaydı. Suya dönüşünce buraya gitti. Aynı yerde değil mi? Buza diyorum ki ne yapıyorsun? Ne bu hareket? Ne debdebelenip duruyorsun ya? Ne uğraşıyorsun? Ne okuyorsun? Suya dönüşmek istiyorum. E yani suya dönüşünce ne olacak? Oraya gideceğim. Yukarıda o. Su yukarıda. Değil. Suya dönüşünce de aynı yerde olacaksın. Ey buz. Aynı yerde. Ikiz. Bu dersler uyan emri diyebilir miyiz? Çek uyan emri bu. Şahit sen. Fiyat, filiyatı dökmesi için yağmur lazım. Şahit sen irade. Şu dersten emir. Emirler gidiyor. Bombalanıyor. Uyan, 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 uyan. Tık, 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 tık. Peki ne yapıyor? 506. Yeni oraya soktunuz. Ya. 506 sözleri diyor ki. Bir geldim sana misafir. Bir daha geldim. Bir daha geldim. Demez miyim? Bir daha iadeyi ziyaret et. Ha, bunlar emir. Onlar iadeyi ziyaret ederse anahtar. Biz de açıyor. Geliyorlar. emrikün emrikün emri 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 fe feykün olmasını fe istiyor. Olması için emri emrikün Emriküm evet. yapıyoruz. Emrikün Kafnun tezgahtır. O zaman o tezga, fe fekün tezgahı biz iradeyle kullanıyoruz aslında. E kullanırsan. Evet. Emir, emrikün kafnun fekün olursa e, kullanıyorsun irade. Geçen hafta gelmek istedim hastaydım gelemedim abi yatağa yapıştım. Bu şeyi niçin söyledim bunu? Ha emrikün fekün. Ha bak fe şey olmadı ya. Yani. Fekün olmadı. Evet. Bak. Evet. İrade aktif şey olmadı. Em, emir oldu. İra, evet. Ama o emirdi hariçten. İrade şeydedir. Kitab-ı mübindir. Andadır. İrade ve kudret Kitab-ı mübindir. Andadır. Emir mazi ve müstakbeldedir. Emir kökteki çekirdekte ve meyvenin çekirdeğindedir. Emir, İmam-ı Bin, kökteki çekirdekle mazi, istikbal sonra olmuş olan meyvenin çekirdeği emirdir. Ağaç ise o artık anahtardır. Emir değil. O iradedir artık. Mesela biz dua ediyoruz ya. O zaman biz emir el, ol diye emir ediyoruz. Emir. Gitsek, olmayınca da sıkıntı çekiyoruz. Aslında meşiyetle, istek ve arzuyla. O yağmurlar vardı ya şurada. O ağlayarak dua ettiğinde o da orayı açıyor. Orayı açıyor. İrade M ah, daha farklı mı? Mesela diyor ki, Adem Aleyhisselam o kadar ağlamış, o kadar ağlamış ki. Mubala ederler mi? Kaç yüz sene, üç yüz sene ağlamış. Rivayette geçiyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun yaşının toplamı ümmetinin ağlamasının da, yaşından daha fazlaymış. O zaman o hadis yağmur. Müminin bir damla gözyaşı cehennemi söndürür. Söndürür. O gözyaşı, o gözyaşı. Bu göz Bu göz Allah için o ağlama var ya böyle duygulanıp bazen namazda oluyorsunuz. O gözde irade i̇şte. gözü. İrade. O, o göz. O, 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 o ağlama, o, ağlama olmuşsa çünkü yağla, ağlama emir değil, ağla yağmur emir değil, irade anahtarıdır. Yağmur anahtardır diyor, irade de anahtardı. Bak yağmur ile irade anahtarmış. O zaman şu meşiyetle gidersen atağa geliyor. Evet. Biz istek ve arzuyla aşağıda var ya. Evet. Şu. Evet atağa, ihsan ilahi. Evet ihsan ilah. Yağmur oluyor. Hak etmiyor. Aldı. Ata da anahtar. Anahtarı senin eline veriyor. Aa, şeyi ama senin eline vermiş ama vermeden yapmış. Sonuç. Kaldırarak. Ata anahtar değil. anahtar değil. Miftah. Miftah. Ha miftah çok güzel miftah. Evet. Abi irade anladır. Ki dedik ya şimdi. Kitabı mı demedik öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hani kader hali ve vicdani meselesinde hal irade olarak göründü. Evet evet. Vicdan da gayiptir ya. Peki kader hali ve vicdanı. Yani an ve gaybın bütünselliğinin insandaki farkındalığıdır kaderi iman etmek. Ee, vicdan gayiptir. Haşir meydanının bizdeki şey taşınmasıdır. Gayiptir. İman gayiptir. vicdan haşir meydanıdır. Gayiptir. Hal ise e büyük insanla küçük insanın hayt ittisalı yani. Bütünlüğü, bütünlüğüdür bende. Vicdan da haşi meydanıdır. O zaman nedir? İkisini birleştirirsek yaşarken alemde gaybı da taşıdım vicdanla. Vicdan şöyle bir özelliği vardı. Gayb alıyorum. Şahadete taşıyorum. Şahadetten alıyorum. Gaybı atıyorum. Gaybtan alıyorum. Şahadete atıyorum. Abi bir ifade var ya vicdan iç yüzünü aydınlatır diye. Evet var. O orada tezgah ya. Acayip ya. Orada ora tezgah. Emri kün fekün olmuş. O tezgah. Sonuç Emri kün fekün bu. Bu onun o doğanın kabulü. Orada oturmanız. Hani yıllarca çalıştınız da çıkmadı ya. Evet. Emri kün fekündür bu. Emri em değil. Emri açmış. İradeye dönüş. Evet, iyi anlamış. Vay be. E, lemalar 225. Madem bilerek bu sarayı yapmış. Yani şöyle düşünüyorum bazen. Bakıyorum ya her gün aynı ağaç orada falan. Ondan sonra Allah böyle anlatıp anlatıp bitiremedi ve Adem Aleyhisselam'a bu, bu serüveni yaşatmış. 300 sene atmış bir yere, cennetlendirmiş. Ya yani burası mı araba geçiyor işte. Asfalt. Tarla var, satılıyor. Ne yapıyor? Adam geliyor, evleniyor. Çoluk çocuğu oluyor, ölüyor. Bu çok sade değil mi ya? Bu olmaması lazım böyle ya. Yani o debdebeli alemi gayb, cennet, cennet, cehennem, celal, cemal, kemal ülkesinin böyle yansımaları bu, bu değil ya. Bu olmaz. Ama bu değil o zaman. Ne var o zaman? Bunda başka bir şey var. Var. O zaman ben Farnos'tayım. Sonra dedim ki bir gün bir yere gittim. Ha bak, bir balık vardı. Suratta gidiyor. Sordum ona. Ne yapıyorsun? Beni durdurma dedi. Okyanus hareket edin. Sen bu orası okyanus mu? Tabii ki okyanus. Ben okyanusta hareket ediyorum. Yani ben gidiyorum da gidiyor. Bitmiyor yol gidiyor çok büyük okyanus. Hafızası olmadığı için bir an, bir an sonrası geldiği yeri hatırlamadığından her gittiği yeni zannediyor. Gidiyor da gidiyor. Oysa aynı yere gidiyor. aynı yer silindiği için balık hafızalı derler ya. Gidiyor okyanus zannediyor. Ben de öyle. Balık hafızalı. Her gün farklı dünya zannediyorum. Aynı yerdeyim. O zaman ben Fanos'tayım. Hiçbir şey değişmiyor abi ya. Hiçbir şey değişmiyor. Sen değişmezsen. Değişim. Eyvallah. Sen değişmezsen, eğer sen değişiyorsan fanusta değilsin. Hmm. Anladın mı? Fanustaki Fanostaki balık içinde değişiyor. Kafasındaki değiştiği için değişik zannediyor. Aynı yerde. Peki siz bana söyler misiniz? Dünyanın nesi değişti 10 sene önce? Güneş aynı yerden doğmuyor mu Gafur? Aynı yerden batıyor. Ağaçlar bardaç yapıyor, yağmur yağıyor, tam o kadar. E peki siyasette de öyle. Şey vardı, <laughs> Deniz Baykal vardı, Ecevitler vardı, tam Turgut Özal vardı, Erbakanlar vardı, şimdi reis var. Siyasi aktörler isimler değişti, hepsi aynı işi yapıyor, o da değişmedi. İman küfrünün şekli de değişmedi, İsimler değişti, yani aynı. Yani ro roller de aynı. Musa'dan bugüne kadar yani veya daha öncesinde. Hep aynı. Hep aynı. Mesela bak. Beni bildiğim Demirel vardı. Ecevit vardı. Benim oradan başladı. Ondan önceleri de var. Sonra geldi. Ondan sonra Turgut Özal vardı. Öteki tarafta e, İnönü vardı. Sonra geldi Deniz Baykal vardı. Sonra Turgut Oğzal'lar vardı. Sonra geldi Kemal Bey vardı. Tayyip Erdoğan vardı. Ya değişen bir şey yok. Mesela Demirel geldi bir köprü yaptı. Farklı. Ötekisi her şey Menderes Ezeyem. Sonra Turgut Uzak otobanları yaptı. Bu adam Ayasofya'yı açtı. Yani bir şey yaptı. Öteki taraftan aynı şey. Bir şey yaptı diyemiyorum. Aynı tahribatı devam etti. Bir şey koymadı. Böyle geldi. Bu siyasi aktörlerde 10 sene, 20 sene, 30, 40 sene göstermek için söylüyorum. Değişti mi bir şey. Hiçbir şey İsimler değişti. Ötekisi vefat etti. O da vefat etti. Aynı işler devam ediyor. İşler. Dünyaya gelelim. Güneş aynı yerden doğuyor. Her, ters, her şey ters gidiyor diye, diye Vallahi hepsi aynı. Nasıl ters gidiyor? Yani ondan sonra E5 vardı. Araba azdı. Araba çok. Otoban oldu. Çoğaldı. Çevre yolu oldu. Şey. Kuzey Marmara oldu. Değişen bir şey var mı? Yok. Devam ha O kadar. Aynen. Aynı şey. Ha. Peki. Başka ne değişebilir? Ee, biz de aynı bedendeydik. Aynı şeyleri severdik. Hı. Aynı şeyleri sevmez Ben bu yemeği yemem. İnci yiyorum. Peki arkadaş. Bu ne ya? Allah'ınızı severseniz bu ne ya? Aynı. Hı. Aynı fanosun içinde debelenip duruyoruz. Ne istiyorsun burada farklı bir şey? Bunu değiştiremezsin, güneşi durduramazsın. Vatanı durduramazsın, olmayanı çıkartamazsın. Ölenleri durduramazsın, ölmeyecekleri öldüremezsin. Tam da ne ya bu? Ne var o zaman burada? Hiç gözükmüyor. İman ediyor, itikat ediyor, namaz kılıyor, namaz kılmıyor. Tenkit ediyor, kendisiyle meşgul oluyor. Kendisiyle meşgul olduğu için tenkit edemiyor. Ten, e, mesela tenkidini şeytana kullandığı için insanlara kalmıyor. Mua, kusur görmeme ihtiyacını Allah ile gideriyor. İnsanlara ihtiyaç kalmıyor. İnsanlarda da gidermiyor. Allah ile tatmin olunca bedensel tatminlerden arkasına geçiyor. Çok tuhaf yani. Bir bak o zaman ya kardeşim adam böyle dolaşıyor. Ben hikaye anlatmadım balığa dedim ya. Yani. Ya ben gidiyorum dedi ya. Aynı yer. Ne aynısı diyor ya. Çünkü bir an önce beyin silindiği için balık kafalı derler ya. O hep ileri zannediyor. Bizim ne farkımız var ya? O balığın büyüklüğüne ve hissiyatına, gayesine, iradesine göre o fanus büyüktür. Dünyada aynı fanus değil mi? Yuvarlak değil mi ya? Yuvarlak. E, su yok diyor fanusta. Niye ya? %76 su. Fanusun suyu olduğu gibi camı da var. E dünyanın yüzde su. altısı. abi ya kara çok ha hava da su ya, hava da sayda. Aynı yerde, Rize'den çıktı, geldi İstanbul'a, geldi Anadolu'ya. Rize'ye gidiyor tekrar. Gafur'u anlatıyorum. Rize'den çıktı anne babasıyla ve babası. Geldi aburulam şey kocam şey bilmem. Şiş diye, geldi bilmem bir dikule, ye. geldi Arnavutköy'e. zeytin olana. Böyle de aynı şey. Evet. E, balık akvaryumda da aynı şey. Balık böyle arabasız gidiyor. Kulaç atıyor. Sen arabayla gidiyorsun yani. Çok büyük bir fark bir farklı şey yani. Hasan abi bu adam giderse ne olacak demek o zaman itikada zıt iradeye de ters düşüyor değil mi? Evet. Ne olacak? No, sen irade edersin diyorsun ama bu adam <laughs> giderse ne yapacağız? Ha, ondan sonra şeydir yani. Mesela e, ihtiyarla burayı tanzim ettik. İhtiyar andadır ya hı hı. İç alemini de ilaye değil kardeşim senin iç alemini de dış dünyaya e, tanzim ediyorsun? İhtiyar ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Araba her bir zaman büyük mü var? Felsefe merakları, Hayati dünyanın temini bir de e, üç tane hastalık var ya dünya hayatının temini felsefe merakları, bir de siyaset. Siyaseti söyledim. Hayatı dünyevini de söyledim. Ondan sonra ne kaldı? Felsefe. Felsefe ne demektir? Okul felsefesi değil. Yorumlamak. Bu fanusta nasıl çıkacağız? Fanustayız. Kardeşim balıkla aynı. Yüzde yetmiş altı su dünyanın. Diğeri de hava. Saydam. E, toprakta cam. Aynı debelenip duruyoruz tamam da. Ya bunu nasıl çıkacağız? Çıkartamazsın. Balığın içini değiştirmedikçe fanusu anlatamazsın. Ne kadar anlattımsa fanustasın NATO karfa, NATO mermer alamadı. Ben ne kadar kendimi e, dünya fanidir dünya fanidir fanustayız. Hadiseler seni bir yere taşımak içindir. bela musibet, dert Allah için öyle değil. Bizde öyle gözüküyor. Hevaya darbe vurmak içindir. Hevaya Arkadaş, e, fanusunuz değişmiyor. Okyanus zannediyoruz. Geniş dünya, ustad demiş ya, çok geniş zannettiğin dünya dar bir şeyden daha dardır. Ama camlar konduğu için diyor, şuraya bak, şu duvara cam, şuraya cam, altına cam, üstte cam, karşıya cam, buraya cam. Ortada dursan sonsuz gözükmez mi? İki camı birbirine tutun sonsuz derin gözüküyor. Sen ne kadar gözükürsün? Sonsuz, derin. Bu taraf sonsuz. O aynayı, bu ayna, bu ayna tutarsan ortaya koyduğun zaman iki ayna sonsuz gösterir. Buradan sonsuz. Oradan sonsuz. Aşağıdan yukarı sonsuz. Ben nasıl kendimi sonunu kabul edeceğim şimdi? Çok zor. Altı zaman. Altı yerden zaman akıyor. İşte senin geniş sahnetin dünya kabirden daha dar diyor. Kabirden daha dar ne diyor? Çünkü kabirde böyle oynatsan da olur. O kadar var ya. E böyle yapsan kefenine koydun. O böyle, mısın? O e bu kadar yer var. Oynarsın. Kabirde niye dar? Anda oldun bir de o anı tutamazsın. Tık 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 var yok var yok var yok. Bak oynama hakkın yok. Va olduğun anda yok oldun. Döneme dönme şansı yok. Kabirden daha dar. Kabirden daha da. Kabirde bir dönerim. O oy bir şöyle bir yapayım yatakta döner gibi ama anda yaratıldın yaratıldığın anda yok olmuyor musun halkınca did dönme şansın var mı yok döndüğün anda başka bir şeysin o ilk olan dönmüyor yaratılan dönmüş geliyor hiçbir şey dön dönmüyor şuradakiler yaratılmalarla şuradaki yaratılmaları biz kıyas ediyoruz aynı şey zannediyoruz böyle duruyorum Hasan döndü dönmedi Hasan böyle yaratıldı, şimdi böyle yaratıldı. Şimdi de yok. Bu, bu. Ama ikisini birleştirince Hasan döndü. Fanos'tayız işte. Çizgi değil mi? Hepsi farklı. Hepsi farklı. Çizgi. Gö gözün görme kabiliyetinin daha hızlı çarpınca çizgi film gidiyor. Bir şey gitti yok. Aynı çizgi filmiz. Hasan böyle döndü. Hangisi döndü ki? Zaten buradayken zaten yok ki dönsün. Buradaki zaten gitti. Peki bu dönmeyi kim söylüyor? Burada. Orada böyle bir şey yok. Burada. Burayı hafsedik. <laughs> bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Bu ikisi yok ki. Nerede? Şimdi söyleyeceğim. İkisi arasındaki zamanı çözün diyorum. Bazı dersle. Bu iki iki arasında. <laughs> bu ikisi arası. Hani ikisi. Nerede var? Hani nerede var? Bu ikisi ara, Bu ikisi nerede? Biz buyuz. Böyle aldanıyoruz. Ama hakikattır. O kadar gerçek ki. O kadar kıymetli ki bu alemi şadet. Videolara bak değer mi? Hurileri bırakmış. Cenneti bırakmış. Gel burada istidat kabilet yap git. Cennetin diğer mertebe olsun diye Adem Aleyhisselam ve bizi getirmiş. Biz de oradaydık. Biz de hurileri bırakıp hevalarla resimlerle uğraşıyoruz. La kardeşim buraya bunun için gelmedik ya. Bunun için hakikaten gelmedik. Genişletmeye gelmişiz abi aletimize. Acayip bir şey yani. Bana razı selam. Ya bunun için gelmedik ya buraya saplanalım diye. Zaten alemi, cennette alem misalın resimler her şeyi vardı. Her çeşit var burada. Haram bile var alem misal. <laughs> Uyanmak lazım. Uyandırılmadan önce. Azrail Aleyhisselam geldi. Hey! Ha uyandı. İş işten geçti. O peygamber diyor ki ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölünür mü? Ölünüyormuş. Yani ölmek. Ölmek dirilmekmiş ya. Fanos'tan çıkalım. Ev Hasan diyorum. Fanos Ben başta. Fanos'tayım. Ha böyle dönmüyoruz. Kafada var bu dönmek. Burada yok. Bir, bir Hüsusi dünyamızı geniş dünya kadar geniş zannediyoruz. Dünya yaşayacak kadar yaşayacağımızı zannediyoruz. Ustad diyor. Oysa zaman çok, ikisi çok dar. Yani kendi hususi dünyanın dünya özdeş yapıp dünya ne kadar yaşayacak? Yüz küsür sene kıyamete kadar. Umay lan. İşte 50 150 olabilir canım işte. Niye almasın 150'sini? Kıyamete kadar yaşayacağımızı zannediyor. Oysa aramızda seneye kaç kişi ayrılacak bilmiyorum. Nereye gidiyor? Cesetle yapılan cesetle kalıyor. Ruhla yapılan ruhla gidiyor. Cesetle ne yapmışsan o kefene gidiyor. Ceset cesede yaptığın yüklemeler oraya ait. Ruhuna yaptınsa ruha gidiyor. Lamalar 225. Madem bilerek bu sarayı yapmış. irade ve ihtiyarı ile tanzim ve tezin etmiş. İrade ile tanzim ediliyor. ihtiyarla tezin ediliyormuş. Allah Hasan abi Allah Celle Celaluhu kendini gaybı gizlemiş. Oysa çok açık iken. Zor işi yapmış. Açık olanı açık kalması kolay iken açık olanı gizlemek zor yoldu. Mesela bak şöyle. Bu dünya sanatsız olması gerekirken sanatlı olması zor yol tercih edilmiş. Şöyle diyeyim. Üçüncü misal. Şurayı mermer koy. Yukarıdan aşağıya bir teneke çakıl taşı olsun ufak. Hı hı. Yukarıdan aşağıya bıraktığım zaman mermerde ne olur? En azından şu olmaz. Ege'ye haritası olur mu? Finlandiya, İsveç, Norveç olur mu? Hı hı. Aynı olsun desek. Teneki bu. Yani olmaması kolayken yukarıdan aşağıya boşaltıp zor olan olsa burada kast irade yok mu? Ha, şu atomların hareketinden sanatsız olmak yolu kolayken sanatlı olma yolu zor. O tercih edilmiş. Allah maddeden öncedir. Maddeyi yapmıştır. Her şeyi gösteren kendisi daha açık iken kendisi her şeyden açık iken kendisini her şeyden gizleyebilmesi zor yolu yapmış. Gizli olmak Zor yoldur. Var iken kendini gizlemek zordur. Uçak da öyle ya. Kan yapmışlar. Uçak yapmak bir şey değil diyor. Onu gizli yapabiliyor musun? Gizli olması meziyettir. Allah gizli olması niye gizli soruyoruz? Uçak gizli meziyetti. Beşinci nesildir. Görünmez yapmış. Görünmezlik meziyettir. Üstün bir teknolojidir. Görün, görünür F-16'dır. Anladın mı? Görün var olup da gizli olması beşinci nesildir. Meziyet meziyeti basitlik veriyoruz. Allah niye gözükmüyor? Beşinci nesil uçak olduğu için tobestan. <laughs> gözükmüyor ya. Zor yol. Hasan abi irade ee, şey ya, sonuç ya. Yani. Evet. iki İhtiyar, ihtiyara şey iradeye tanzim demiş. İhtiyara tezgin demiş. Hani Tezzin, kainat sürekli değişiyor ama iradeyle her şeyi bir anda yapmış. Tezzin, e, düzen, süreç. Devam. Tamam. Sü, düzen. Devam. Devam. Ediyor. Nasıl dizmiş? Lemalar 134. 3, 297 sayfa. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu o adamın hizmetlerinden başka. Yüzer şeraitin vücuduna tevakkufla beraber... İlleti hakiki olan kudret bak illeti hakiki olan kudret ve irade ilahi ile vücuda gelir. Ha irade rabbani ile vücuda gelir. Ben onu okurken ne düşünüyordum biliyor musun? İlleti hakiki olan kudret. Yani kudretle irade kitab-ı ya. Vücuda bak. Nasıl dizmiş? Nasıl hiç tesadüf varmış. Çok tuhaf ya. Bir insan nasıl dizer böyle ya? Her şeyi böyle olur mu? Sen irade Rabbani'yi görüyorum, Rabbani'yi okuyamıyorum. Adam diye Düşündüğüm diye için. Hasan abi ya. Aa Adam görmüyorum. Diye de ya. He? Adam diyorum diye de bir de şaşırır ya. Hiç şaşırma yok. O kadar bir bilin olacak her şey. Ya acayip. Bir. Hatta bak biraz önce ben şaşırdım. Kudret ve irade ile vücuda gel. Ona Rabbani var. <laughs> Görüyor gözüm okuyamıyor. Kör ya. Çünkü ona o kudret irade, kitabımı dedim. Ağzım çalışıyor ama kafam başka bir yerdeydi. Ha ağzıma mukayet olamadım. Düşüncem değildim. İşte insan da böyle ha. Her şeyine mukayet değil. Kalbine, damarına. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> Sabah tespihatta öyle yanlış okudum da. Ve bakarak okuyorum. Peki abi, nasıl bakarak yanlış okuyorsun? Ha işte, <laughs> Okuyorum. Kudret ve iradenin birlikteki vücutları illeti tammelidir. Ya kitabı mıyım? Lemalar 179. Şu etsani kübra-i alemde hakim ezelinin mizanı kaza ve kaderiyle alınan mevad-ı hatsiz hadsiz bir hikmet, nihayetsiz bir ilim, her şeyi şamil bir irade ile vücut bulabilir. Tamam? Şimdi Hadsiz hikmet diyor. Nihayetsiz ilim diyor. Her şey şamil, irade. İrade şamil diyor. Yani çevreleyen, içine alan, yata eden, kaplayan, çok şeyi, çok şeye örtü ve zarf olanmış. Görüyor musun? İlim ise nihayetsiz, sonu olmayan. Hikmet ise hadsiz, hesapsız, sayısız. Hikmet sayısız, sayısız, hesapsız, belli olmayan, ilim ise nihayetsiz, sonu olmayan, burada burada, burada ise illeti tammeyi ilim ve irade içine almış. Burada ise <laughs> yukarıda illeti tamme kudret ve iradeyi burada ilim ve irade içine almış. Çünkü e, sanki İlim kudret olmuş. Kudret ilim olmuş. Latif nüklelerde geçiyor. Allah emredirken oluyor. Ey sema suyunu kes. Ey ar suyunu yut. Söylerken oluyor. Olurken söylüyor. Yani o illeti tami ilmi de koymuş. Çünkü ilim ve irade içine almış. Hasan abi bir, bir şey gördüm. Bir kediniz boynuna bir şey takıyorlar böyle Hasan abi. Tasma gibi. Buradan bir çubuk çıkıyor. Önünde bir tane tüy var. Onu boynuna takar takmaz kedinin. Kedi başlıyor o tüyü kovalamaya. Ama ne kadar gitse e, tüy zaten boynuna takılır. Uç ya. Aynı şeyi kovalıyor, kovalıyor, atlıyor, zıplıyor. Ne yakalaması mümkün, ne kovalama arzusu bitiyor. Yani inanın hiç farkımız yok abi ya. Yani çok acayip bir şey ya. Abi. Ağrıma gitti. Ağrıma gitti. Abraham'a gelmiş. Evet. Yemleniyor. Gideceğim. Evet. Deveyi koca deve doğa. Deveyi büyük. Hendekte yuvarlatan yuvarlanmasını bir tutam otmuş. Evet. Uzanmak için. Fanos. Bunu derken de başka bir sistem şimdi gene blok ediyor onu. Sanki konuşmadık şimdi. Örtmüş şimdi gene. Çok şiddetli bombardıman dersinde olmamız lazım. Ara vermedi. Ara verdin mi hiç kimsenin şansı yok. Koca peygamber aleyhissalatü vesselam her gün bir sabi'nin evinde ders yaparmış. İlk başta ana Darül Erkam radiyallahu anh Erkam sabi'nin evindeymiş. Her gün bir yerde dersteymiş. E sen düşün ben bu dünyada e her gün veya her gün yapmasak da derssiz insan olur mu ya? Dertsiz insan, dertsiz kalmazsın. Dert tepeni biner. kıvıramaz Bedenle burada bulunuyoruz. Işte. Anne kan da oraya. Rüyada başka beden. Yani böyle e, buzun faaliyeti var diye su olmak istiyorum. Olunca ne demek? Allah ben buradayım da o su orada. Bu su olunca aynı yerde olacak. Biz üzerimizdeki batlerine kalkınca bu alim şahadet, alemi, alemi gaybın üzerine tentenleri perde ya. Yoğurtu mayalamak için üstüne örteriz ya. Örtü nerededir? Hazine neredeyse. Hazine orada, örtü burada. Yoğurt orada, bez burada. Olmadı. Alemi şahadet, alemi gaybın üzerine tentenleri perdeymiş. Alemi gayb nerede orada? Alemi şahadet burada. Burası okudukça tuhaflaşıyor. Hızır abi tabiriyle okudukça tefekkür ettikçe alem muhteşemleşiyor muhteşem muamma bildiğim şey muamma harika mükemmel nurani oluyor derdi. Öncesi nurani. Anlayamaz, anlayamazdı o adamı. Okudukça tefekkür ettikçe diyor alem bildiğim şey muamma, muammalaşıyor. Donuk olan şey nurani oluyor ve kesif olan latifleşiyordu. Şimdi bazen diyor musunuz abi şimdi burada olsa da ben mesela çok söylüyorum. Şimdi bu, şimdi buradan çıksak da beraber gitsek Hüsnü hocama biraz enfüsi mevzulardan biraz konuşsak. Şimdi Hızır abi burada derste olsa da. Derdi ki tevhidi sen yap Mirac'ı ver bana. Böyle yapardı sakalını. Anladım ki şimdi geçmiş o teğe malzeme iş şey yapmış da bana uygun bir şey kalıp yapmaya. Kalıp misal. Şimdi bana uygun bir kalıp da getirecek onu diyordum. Böyle tutardı. Sakalı vardı. Böyle düz bakma böyle. Aynı böyle Hasan der. Yaşallah. Güzel ya. Yani. Güzelmiş. Peki. Sayfayı açıyorsunuz. Sayfa 289. Mektubat 382. Bir irade-i gaybi ile tanzim, tanzim edilir. İhtiyarımıza ve şuurumuza güven güvenmeyiniz. Güvenmeyiniz. İhtiyarımız haberi olmadan ve şuurumuz yetişmeden harika nakışlar ve intizamlar yapılıyor. Burada ne çıkartmışız? <laughs> irade ile tanzim ediliyor. İhtiyar, i̇htiyarımıza haber, şuurumuza yetişmeden. Şuura yetişiyor, ihtiyara haber veriliyor. E ne oldu? Yani e, demek ki şuur, bak şu, şuurumuz ona dönüşüm, dönüşümüne deniliyor. İhtiyar haber oluyor. Dönüşmemiş. Şuur dönüşme hali. Dönüşme haline şuur deniliyor. Bilgi değil şuur. Buradan onu çıkart. Şuur dönüşme hali. Bak şuur Şuur dönüşme o olma o olma hali ihtiyar haber haberdar olmak haberdar olmak o olmak değil, çok güzel. Aferin Risale. -i. Ondan sonra sevgili arkadaşlar, 288. Mektubat 379. Hem kudret ve irade ve ilmi muhiti ile her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüzi işlerine müdahalesi rububiyeti vardır. Her şey, her şeyininde ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Buradan ne çıkarttık? 289'da geçiyor. İlim, irade, kudretin cem ceminden illeti tamme çıkıyormuş. Zaten biliyorduk. ilim, irade. Bak, görüyor musunuz? Hem şurada bak. Kudret, irade, ilim. İlleti tamme. Yani illeti tamme artık vücudu muhakkak olacak. Yani olmaması mı bir tanesi eksik olsa ilmi vücut. İlmi vücut olur. Son bir yer okuyalım ve keselim. Ee, mektubat 291 Sayfa 287 de defter. 287 Evet. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Evet. Tamam. Evet şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar. Her biri ilim ve iradenin cilvesi olmakla beraber hem vahid hem muhit olduğu için sani'nin bir vahdaniyetini iki ilim ve iradesini gayet katı ispat ederler. Kanunlar neymiş? İlim ve iradenin cilvesi cilvesi olduklarını. Demek ki eee kanunlar kanunlar ilim ve iradeyi tazamun ediyor ve ilim vahid irade de muhit oluyor. Hazar <laughs> abi diyordunuz ya bizim bütün bu gördüklerimiz şunat, sıfat ve esmaların cilve, cemal. cemal, nakış sanatıdır diye. Değil mi abi? Şimdi böyle baktığımız zaman o zaman ilim cilve Evet. Kudret. kudret. E, irade olduk İrade cemal. Evet olmuş. Oldukları yani anda olmak. Evet. Cilve, cemal, nakış, kudret oluyor. Evet. Sanatta ortaya çıkan ben işte. Evet. Acayip bir şey. İlleti tam olmuş evet. oluyoruz. Mektubat 296. Bu sayfa bitti. Zerratı cevelana, mevcudatı seyerana, hayvanatı seyelana. Şuraya bak seyratı deverana getirir. Kainatı konuşturuyormuş. Ayatını ona sessizce söylettirir ve ona yazdırır. Çok bakayım ne çıkacak. Çok hoş ve şuradayım. Ondan sonra burası bitiyor. Sayfa bitiyor. Kaldırıyor. <laughs> ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş. Ve... Bilim, bilim, bilim Okumadım değil mi? Bilim, bilim. Ve Mâhlukat-ı arziyeyi, arziyeyi rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş. Ben de dedim, durunsun nereden çıktı? Havayı emir ve iradesini bir arş. Hava. Ee, şeyde yaptık ya, teneffüs vaktinde. Madde manaya mana maddeye nasıl tesir ediyor? Hava, havayı ben e, abiler kardeşler e, ee, buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat ya. Havayı 3 bilmiyorum geri gitsek şu hava. 5 mi 7 mi? semavat. 7 bilmem olur mu? Hava yalimler. Var ya kazımışlar. Buz kazıdılar su su. Arkasında hurufu Kur'an çıkmış diyor. Ustad Latif Muhtelal. Yani nasıl olur? E, parlak bu, kuru fukur. E, Cam biliyor musunuz nereden yapılıyor? Kumdan. Kumdan. Yani bu hava aşağıda gösterdim o. Ha aşağıda değil. Aşağıda da göstermiştik evet, bir ara. Evet e, Dersin orada tenün saktında de yaptım Hasan'ın orada. Hava hurufatlarla doluymuş. Böyle tamamen o hurufatlar dizilmiş, İnce bir şey olmuş. Saydam. Fakat buraya, e, burayla öteler arasında bazı delikler koymuş. Şöyle. Bizim memlekette duvar yaparlar böyle. Oradan gelen sular duvara dayanıp duvar patlatmasın diye o duvara perde duvarına delikler yaparlar. Sular oradan aksın diye. Menfez. Bu fizikten söyledim. Kainatta alemler arasında kara delikler varmış kara delikler istediği şey biliniyormuş. Her şeyi yutan, aslına dönüştüren. Mesela bir çay kaşığı kadar kara delik güneşi yutuyormuş. Yani şey yapıyormuş. Yutuyormuş. Oysa, oysa alemler arasındaki boyutmuş yani. Geçiriyor öteki tarafa. Burada yok olmak gibi gözükürken öteki tarafta var oluyor. Ama aslıyı, Enerji olarak gözüküyor. Ha? Ee, Hava unsuru ise hava unsurunda bütün iş, şey harfler saydamdır. Yani yaşantıdır. Burayı oraya kara delik gibi. Geçişler, var. Geçişler de ulufu O kara delik gibi, anafor gibi. Yani kara delik eskide eşey enerjiye dönüştürüyordu. Enerji partiküller haline getirdiği için o yok oluyormuş gibi gözüküyor. Kara delik yok olmaz yok oluyor. Oysa oraya şey enerjiye dönüştürüyor biliniyordu. Tamam, enerjiye dönüştürüp kara delik o taşıdığı aleme uygun dönüştürüyor. O delikten geçebilmek için kara delikten bu güneşi enerjiye dönüştürüyor. Buradan geçsin diye. Buradan geçtikten sonra buradaki enerji yok. Buradaki esir veya maddi hayata dönüşüyor. Bu alem neyse ona dönüşüyor. Peki bu alemle o alem böyle bitişik midir yani? E, su birbirine geç Meracel Bahri Niyel Tekkiyan. He yani hiç, bu hiç, 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 hiç şey değil, değil. bu Akdeniz'de var ya böyle Meracel Bahri Niyel Tekkiyan Beynuma Berzen. O bu, bu deniz bu deniz karışmıyor. Böyle değil. Bu alem bu alem kara delikle bağlantı değil. Aynı yerdeler. Tuhaf. Hepsi Birbirine bindirilmiş aynı alem. Elmadaki taat, renk, şekil vesaire aynı yerde oldu. Birbirini kapatmadı gibi. Yani bu hava aleminde bulunuyorlar bütün alemler. Şunu tespit edemedim ama zannım var. Acaba bu alem biraz alemizde latifleşse bir, bir daha latifleşse iki, bir daha latifleşse. Acaba oraya geçer miyiz? Üç defa mı, beş defa mı olur? Ha, bunu şey yapam dokunamıyor. Ben de onu eritirsem. Yani kulak nuraniyet keşfetmesinden bahsediyor mu? Normalde bir yerden bir yere geçmek için ışık hızında milyonlarca yıl gerekiyor abi ama o boyutlara geçebilmenin <laughs> yolu varmış. Işte, evet. Dönüşmek lazım. Dönüşünce ona da, mesela diyorum ki o kuantum ben bu Müslüman dese şey şey derler ya yabancı. Bir şey bu bilgi, şu bilgi veya konuşmamız. Kuantum fiziğinde oluyor. Şu an fizikte olan metafizik ve kuantum fiziğinde aynı anda oluyor. Diyor ki bir bilgi veya bir hareket, bir şey ya yani, olması gereken kainatın ışık yılı ile sonsu bilmem şey kadar sayı olsa bile orada da aynı anda oluyormuş. E ben, ben fizikçi böyle deyince bir hareket, şu hareketim şuraya koydum. Şu anda ışık yılı ile bilmem nerelerde, gezegenlerde aynı Aynı oluyormuş. E peki buradaki alem ki bizim hareketlerimiz ahiret alemlerinde aynı oluyor deyince niye şaşırıyorsun? Yani kuantum fiziğinde bir şey, bir bilgi, bir hareket ne varsa olması gereken kuantum fiziğin her yerindeymiş. Kuantum fiziği nere kadar şamilse herhangi bir yerindeki bir hadise her yerinde oluyormuş. Her yer bir yerde oluyor. O adamlar da Fanos'u kendileri söylüyor. Biz Fanos'tayız diyor. Çok kaliteli fizikçiler, kuantum fizikçileri kesinlikle fizik için Fanos diyor. İttifak yani. Fanos'tayız. Yani mesela adama koymuşlar bir deneyi. Dedim ya, buraya aleti bağlamışlar. Görmüyor bu aletin lambasını. Sana diyor söyleyeceğim, şey yap Evet ve hayır. Tamam. Bu kırmızıdır. Yeşili gösteriyorlar. Hayır. Hayır. Kırmızı göster. Hayır demeden önce bu yanıyormuş. Hayır. Bu adam görmüyor. Bu adam hayır demeden önce sistem hayır diyor. Bunun ağzını hayır ettiriyorlar. Benden önce bende bir ben var. O hayırı buna azma diyor ki hayır. Evet. Oysa benden önce o sistem karar veriyor. O zaman biz kimiz diyor? biz söyleyen de yani biz asıl ilk söyleyen biz aslında da. O. E ne bilmiyorlar ya. Bu bu, bu bu Bu, kukla kim? Hava havaya girdik ya. Hava hurufu Kur'anmış. Ha ama sen hurufum Kur'an. Şu Kur'an'daki onu da anlattım biraz şaşırdılar ama düzeldiler sonra. Renkleri düzeldi. Nasıl ben bakınca Sima'ya. Bu dedim Kur'an değil Kur'an elimde. Böyle bir baktı Tobes Tovur'la gibi. Bu evet Kur'an demek zorunda kaldık. Bu musaftır. Sayfalanmış. Kur'an mahluk değil ama elimdeki mahluk. Bu Kur'an'ın harfleri değil bu. Musaf sayfaların harfleridir. Kur'an'ın harfleri yok. Yok şekli. Bu musaftır. Sende uyanan enerji. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okudu mu yazıyı? Yazı görüyor musun? Peki ses yazıya benziyor mu? ses yazıya benzemediği gibi fikir de sese benzemiyor. His de sese benzemiyor. Duygu da ise benzemiyor. Latif de duyguya benzemiyor işte. Aynı şey. Bak bir daha. Sayfa. Elhamdülillah. Lam. Elif lame. Bak şimdi seslendiriyorum. O. Oh. Neredeymiş bu ses? Orada gizli. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sesi benziyor mu buna? benzemiyor. Harfe benzemiyor. Ha sesim çok se, e şekline kadar yakın ona göre ama benzemiyor. Ha sese de fikir, fikre de his, hisse de duygu, duyguya da latif, latifeye de ene, eneye de göre de sır insan hiç benzemiyor. Peki söylüyorum. Madde döndü, madde çıktı, madde Şimdi, Evet. Şimdi bak, elhamdülillah Rabbil Alemin sese bak, yazıya bak. Hiç alakası var mı? Ne kadar fark varsa bu sistemde o kadar katlanarak fark var. Yani şekille ses arasındaki fark sesle fikir arasındaki fark kadardır en az. İki etti mi iki kat? Fikirle de vicdandaki his arasındaki fark da böyle. Ge geç arkaya. İşte kura mahluk değil. Çünkü muayen bir şekli yok. Nerede var? Aa bu değil mi şekil? Bu Musafın şekli var. Kur'an nedir be? Lugat'a bakın. Musafı okuyan kişi de uyanandır. Ben de uyanandır. O, 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 zaman abi. Açık, o farkındalık. Ha. Ha. Uyandı Furkan'ım da. Hmm. Kur'an değil o. Hmm. Furkan'ım. Hmm. Ne kadar açık? Kur'an elimizde hmm. değilmiş. Hmm. İşte bunu Ama bir yerde demeyin ha. Bakır ki Kur'an elimizde ama değil. Diyor adam. Yani sureti Fatiha. Hakikati Fatiha yiyemiz. Mahiyeti Fatiha. Evet. Sureti. sureti Fatiha. Evet. Sureti. <laughs> sure yani suret demektir. Sureti yazıyor zaten. Evet. Sureti. surey demiyor. Sureti yazıyor. Evet. Sureti. Sureti Fatiha. Sureti Yasin. Fotoğraf. Senin fotoğrafla sen aran iç alemini bir düşün. İç alemin fotoğrafı nasıl çekecekler ya? Bir fikrin ucu yok ki. Mahiyen olsun ki fotoğraf olsun. Abi o zaman kitapları imanın mahiyeti, kaderi iman gibi bir şey olur şimdi. Öyle ne? mi oluyor? Bilmiyorum. Ne? Ne? Çünkü ne? E, sureti ya. Mahiyeti hakikati bir şey mahiyeti tam Hadi konuya dön ya, de eşlimayım. <laughs> Çünkü oraya dalmamla sen bana bir soru sordun, girmem lazım. Ama orada zaten şey ya, Bak, kadere iman hepsinin cemi oluyor ya, Evet. evet. bakınca... Öyle. Kadere, kader sonuç ya, Be beşi. Tamam. Vahiy, evet. ilahi, kelam ilahi de, Böyle, hani bir açılıyor gidiyor, evet, o yüzden... Kader, beş tane iman esasını hazmedebilene Allah'ın dünyada verdiği nimet ilahidir. Kader yük değil, yükümüz alandır. Kader bize yük yüklemiyor. Yükümüzü alıyor. Kader beş tane iman esasını, beş tane İslam esasını, beş tane iman esasını itikat edip eyleme geçirenlere Allah'ın verdiği cevaptır. Beş tane iman esası, beş tane İslam esasını cem edip eline geçirebilene, eyleme geçirebilene Allah'ın verdiği muayyen bir nimet ilahidir. Herkesin şey e, kara deliği ayrı yani. Kara delik ayrı. Hava emir ve iradesini bir nevi arşmış. Bir. Nur unsuruna, ilim ve hikmetine diğer bir arşmış. Mesela bu dört, doktorum diyecek dört tane unsur var ya. Doktor, doktorum hava, nur, su, toprak. Uygulayayım. Doğru ve yanlış. Furkan dedi ki bunu abi biraz dersin dedi. Demedim ama o sisi değil. Damat kesin değil. Toprak unsuru <laughs> insanda mide ve bağırsak. Arş. Hava unsuru akciğer ve dima. Akciğer ve dima. Ee, su unsuru şey e, nur unsuru Vücudun hayatın devam eden kara ciğer ve kan şebekesi. Su unsuru e, böbrek ve vücudun suyu. Dört arş Bak. Toprak unsuru mide ve bağırsak. Hava unsuru e, dima yoluyla girdiği için. Akciğer ve dima ee, ateş unsuru vücudun hayatını işal eder. Karaciğer ve kan şebekesi. Ee, ondan sonra ne eksik? Su unsuru, böbrek ve suyun yüzde yetmiş altı suyu. Yani onu da ceset denilebilir. Hani deri. Efendim abi? Kan mesela suya daha uzun gözüküyor. Ee, yok. Kan değil. Ee, su böbrek. Su ona organ eşleş. Karaciğer kan. Karaciğer kanla yapıyor. Böbrek suyla yapıyor. Akciğer dimağla çalışıyor. Burayla çalışıyor. Mide, bağırsakla çalışıyor. Abi, ee, bir gözlemim oluyor benim. Akciğer hastaları çok gözü yaşlı oluyorlar. Çabuk ağlıyorlar. Evet. Doğru. Aynı işte kafayla beraber çalışıyor. Doğru. Mesela sihir <laughs> havayla yapıldığı için insanın içerisine sihir Doğru. at Doğru. beni dinle beni. Ee, sihir hava ile yapılıyor. Akciğere gider. Ama e, şey zannediliyor. Sihir yapıldı kafasına geçti. E, i̇nsana dışarıda sihir büyü. E, göz gözden gözden geçer kafaya sihir havaya yapılan her şey akciğer yoluyla olur. Bir dakika bir dakika. Nasıl? Şimdi ne anladınız? Şey tamam da yani o düşünmeniz lazım bunu. Evet, 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 bak göz. Neyle abi? Göz. <laughs> bak dinle bırak. Göz Gözde. Akıl akılla etkilenir. Vicdan vicdanla, kalp kalple ruh ruhla etkilenir. Tamam. Göz gözle gönderir. Tamam. Peki, nazar bu, mu? bu nazar bu. Göz olur. Nazar. Ama sihir büyü gibi havaya yapılan bir şey cinler de dahil. Cinler akciğer yoluyla olur. Çünkü onun için okurken hem suya Okuruyor, Hem tuza öfürüyor. Ya, tuzu da yesin diye. Ben mesela Avrupa'da deli demişlerdir. Yani mesela e, bir dersimiz var sitede. Kilisede okudum. Ne okuduğumu söylüyorum. Çünkü filmler kilise menşeylidir. Avrupa'da yapılıyor. Sihir ve büyüleri kilise zihniyeti yapar. Ben de bize oradan mı yaptı kilise ziyneti? Ben de bu sureyi kilisede okuyarak kilise üzerine gelen sihrinizi kaldırsın diye o kilisede okudum o sureyi. Bu kanunu fark ettiğim için. Şimdi dört tane unsur. Dört tane unsur. E mesela hava unsuru, emir ve irade, akciğer ve dima. Nur unsuru, Nur, ışık yani hayat, ateş yani. Ateş, karaciğer ve kan. Onunla çalışır karaciğer. Su unsuru, e, böbrek ve su şeyi, deri veya su. Yani deri vesaire suyla alakalı. Toprak, mide ve bağırsakla çalışır. Dört unsur aslında dört organ uzvumuza şey yapıyor. Mesela başka bir şey söyleyeceğim şaşıracaksınız ama bu benim fikrim değil İmam-ı Rabbani Hazretlerinin radıyallahu şey. Adam yukarıdan aşağı düşüyor, kafa paramparça oluyor, ölmüyor. Tamam? Sebep. E ee, tabii ecel diyoruz ama altyapısı nasıl işliyor onu söyleyeyim İmam-ı Rabbani Hazretleri. Adam incir ağacından düşüyor. Bir şey pat diye ölüyor. Ondan sonra bir trafik kazası oluyor, hurdaş karşı oluyor, ölmüyor. Gidiyor bir hava şeyine yastığına çarpıyor ölüyor. Sebebi şöyleymiş. Ruh her gün bir arştaymış. Yani ruh her tarafta ama orada asıl kendisi en böyle cami bir organdaymış. Azem. Mesela diyelim ki akciğerde ise o gün akciğere darbe gelirse akciğer darbelenirse ölür. Ama akciğere darbe gelmedi. Ruh o gün akciğerde ise Kafa parçalansa bile ruh orada taalluku yoktu. Yaşar bu. Ruh yaşıyor. Ölmüyor. Karaciğer dalakta oluyor. Böbrekteymiş. Dört tane yerde olur. Ee, akciğerde, karaciğerde, böbrekte, e, bir de ne dedik? Midede. Hasan abi, bu diş ve tırnağın diğer organlardan farklı ne ki? Erva, burayı seçiyor. Mesela babaannem derdi ki rahmetli, oğlum dedi, şeytan tırnağın arasında kalır. Şimdi anlıyoruz ki demek ki onunla besleniyormuş. Ama o zavallı kadını bilmeyenler, cahil adam, cahil kadın kiri kastediyor. Hayır. Onunla besleniyor şeytan. Yani, tırnak. Ee, bir de niye tırnakla neyi söyledin? Diş. Diş. Diş, diş ve tırnak Evet ikisi de çıkıyor. Büyüyor. Tamam diye evet. Şşş. Gelecekte iki organ ekliyorum ama ben sağken çıkmaz herhalde. Gavurlar bulsa şimdi Nobel alırdı. Kanla saç aynı karaciğer böbrek gibi insanın bir organı olacağını ispat edecek ilim e, ee, tırnak da var. Ama ben söyledim o ikisiydi. Tırnak ve dişi ustat demiş zaten. Niçin? Saç aynı çanak anten gibidir. İçeriye dışarıya dışarı içeriye üç aylarında veriyor. Ve alıyor. Aize ve nakili vazifesini yapıyor. Dabbetul arz kemikte, dişte, tırnakta olacak. Üç yerde olacak. Peki ne var orada? girmeyelim de. Üç tane şeyle üç tane şey kalkar. Üç tane şeyle üç tane şey yok olur. Bir, imanın bereketiyle. İki, sefaatten ve isti israfattan, tecenüpleriyle kurtulur. Üç tane. Kemik, diş ve tırnak. Bu üç tane, üç tane ile aynı. İmanla kemik, eee, sefaatle diş, hmm. e, su istimallatla da tırnak. Nazm-ı maniyle alakadardır. Bu kadar söyleyeyim. Ya anladın değil mi abi? Anladınız değil mi o şeyi? <laughs> İkinci unsur, nur unsuru ilim ve hikmetine. Diğer bir arş. Su, ihsan ve rahmetine başka bir arş. Toprak, hıfz iyasına bir çeşit aç yapmış. Ne çıkartmışız ve bitiyor. Çok acayip bir derse muhatap etmiş Allah bizi ya. Çok tuhaf. Yani şu kullanılan ilim. Karaciğer buymuş, böbrek buymuş, mide buymuş. Arşmış, arş. Peki beden nedir diyor? İsrafil misal diyor. Hayat nedir? Hayat yani mesela. Bak o şey diyor ya. İkinci şu adam bedeni böyle, o kadar ciddi ki, o kadar kaliteli ki, bunun kıymetini bilmek lazım ya, su istimal etmemek lazım ya, o kadar. Onun için ustat diyor ki, hayatta en kıymetler, hayatta en kıymetler şey hayattır diyor. Vazifeler içerisinde diyor, en kıymetli vazife hayata hizmettir. diyor. Bu zahirine de, en batına da hizmet ediyor. Hem zahir hizmet edeceksin, hem batın. Yani. Hayatını israf etmeyeceksin. Bedenin. Çok bulamayacağız bunu ya. Öyle paldır küldür yeme. Paldır küldür israf etme. Paldır küldür kullanma. Çok önemli. Bugün miden ağrısa, bir yerin ağrısa oturamıyorsun. Bak dersi dinleyemezsin. Osman abi gelemedi. <laughs> önemli. Dikkat edin. Mutlaka spor yapın her gün. Hareket yapın. Ustad bir saat gidermiş daha bir saat gelirmiş, iki saat. Ama giderken ezberini tekrar edermiş. 300 sayı, 300 cilti ezber tekrar edermiş. Fakir kardeşiniz her gün 15-20 dakika sabah spor yaparım. Siz de yapın. Sonra duş alır, alırsınız. Yani aktivitelerinizi yapın mutlaka. Ben size şahit olduğumu anlatayım. Dün akşam bilmiyorum ya ...dersten sonra oldu. Ya gözdür, şudur, şudur. Ee, veya çok yağlı yediğimden mi bilmiyorum. Zannetmiyorum Mehmet kardeş kızacak. Ee, kafam yani çok ağrıyordu. Yani muhtemelen göz olabilirdi. Peki ne yaptık? Sabah aldıktan sonra hareket yaptık. Başlarımız bak taktiği gidiyor kan hareketiyle. Yapın. Allah'ın adetullahını kullanın. Ee, Eyüp Aleyhisselam deprem yayıp çocuğa bile zemzemi bedava vermemiş. Hacer validemize. Çocuk hareket edince topuğunu vurmuş. Topuğunu vurduğu yerdedir. Durup girince olmuyor. Allah Resulü durup dururken parmağında su akmamış. Suyu getirin demiş boşaltın. Devam etmiş ondan sonra. Lütfen donuk yaşamayın. Mutlaka bir yürüyüşünüz olsun. Ali mutlaka hareketin olmasa yürüyüşün olsun. Beş kata kadar asansör kullanmamaya çalışın. Hadi alışmadın üç kat. Üç kata kadar çık ondan sonra yaya git ondan sonra bin. Yani en azından. yani sevdiğim için söylüyorum. Mutlaka. Sonra paldır küldür yemeyin. Herkesin yemeğini yemeyin bir de. Mesela yedim senin yemeğini ama yemek zorunda kaldım akrabamdır bilmem ne. Kaç para eder bu pilav? Bu yoğurt. Mehmet kardeş bana bunu ikram etti bu pilav. Bu yemeği de ikram etti. 10 lira, 5 lira. Git şey yap. Yalan söylemiyor. <laughs> Dün 50 liramdan ettiler. 50 lirayı kumbaraya attım. Yeğenin evine attı. Yani içtim sudan. Şu Şüphelendim. Biraz cimri gibi. Bu bana hastalık olur. Ya Rab onun ruhuna sebep olsun diye bu 50 lirayı hepimizin onun haset onun sadakası atıyor. Suyu parayla aldım. O bana diyor ki zannediyor ki Hasan kardeşim ben su içirdim. O ücretin şapçı şey yapacak. Dokunmaz. Ustat veriyor. Bana diyor ki kişinin şeyi dokunur. Diyor. Zengin ne? Memurun. Allah Resulü cimrini yemeyin diyor. Lan aynı pirinç. illet olur. Cömertin aynı pirinci. Şifa o. C c cimri'nin peki bu kazanılır mı cömertlik? Kazanılır. Vere vere gelişir. Spor yapa yapa gelişir. Vere vere gelişir. Vere vere gelişir. Vere vere gelişir. Verin. Korkmayın. Vermekte. Yerine vermekte ama. Korkma vallahi. Bitmez. Vermekle hiç kimse bitirmemiştir. Vermemekle bitmiştir kendisi. Devam ediyorum. Böyle bir müsaade giderken <laughs> büyüklerimizden de adetti bu. İlla eli dolu gider. Bunun bir hikmeti de o mudur e, acaba? bile bazı. olmasın, olmasın falan, diye. Ücreti gibi. gibi. Ücreti gibi değil de işte. Öyle işte. Hep dikkat etmiş. Ne karşılaşacağım belli değil o iç, iç ailede. Ondan sonra mesela bir bakıyorum. Ümre'ye gitmiş. Nerede bulmuşsa uyduruk muyduruk şeyleri kenar köşeden toplamış kurmayı. Tamam mı? Yani iktisat yaptım. İktisat değil bu. Biraz cimri. Bu bana hastalık olur dedim. Az şu 50 lirayı kumbaraya atayım. Yani o israf yapmayacak. Ama kenar köşe ben ümrecilik, aşçılık yaptığım için kenar köşeden döküntüleri almak kasada ucuzdur. Nasıldır? O kasada her cins var. Mebrur da var. Medine de var. Karma ise o kasa çok ucuzdur. Ama orada pahalılar tek boyuttur. Mebrur tek boyut. Karma kasa çok ucuz. Senin önünde karma getirmişse karma almıştır. O zaman elil rahat işte kumbaraya. Ben de demiz. Devam edin. Suizan etmeyin ama. Suizan ramdır. Vicdan. Ben baş. Bir şey He anlat. Ben bu arkadaşla yemek yiyoruz. Benden de yaşça büyük birisi. Dedi ki ya İrfan kebap ısmarlar da yiyelim dedi. <laughs> Ismarlayayım abi dedim. İzmir'lerdeki yorum ya de bunun tadı biraz farklı. Helal para abi sen alışkın değilsin. Söylemedim ben de bebek yüzü de söyledim. <laughs> dedek yüzü de söyledim. Sen bu helaldir sen bu he helal alışmamışsın bunun. Bu helal para sen çok alışkın değilsin dedim abi. Helal alışkın değilsin. Savcının dediği gibi bana. Dedi ki e, Hasan Bey kardeşim çay içelim mi? Yok savcı bey hiç Dosyaları kaldıracak da bir sürü 20 küsü 23 tane dosya var şikayet bir sürü. Helaldir dedi benim. Hiç dedi Ama limonludur benim çay. Allah Allah. Benim limonlu içtim nerede biliyorsun? Şunu a şu kadar kaldı. Ezan okundu ama şu şunu okuduk ya. Şu kaldı bitireyim. Şiddeti zuhurundan risalelerde bazen kudret emir veya emri kudret makamında kullanıyor. Kullanı, e, kullanılacağı bunu tespit etmek zordur. Yani burada niye bunu kullandı? Bak emir irade. Aslında emir ilimle olacaktı veya irade kudretle olması gerekirken anlıyor musunuz? Evet, evet. He, bak şimdi bu burada. Bak emir irade ediyor. Arş. Aslında niye? Ya kudret irade olacak kitabı ı mubin veya iradeyi kaldır emir ilim olacak imam-ı mubin. Niye yaptı? Oturdum. Ya kardeşim bu tercüme değil 296 mektubat. Oturdum ne olabilir? Vay! Şiddeti zorundan Risale-i Nur'larda bazen kudreti emir veya emri kudret makamında kullanıyor. Kullanacağına dair ustadımızın risalelerde beyanatlar da vardır. Latif Nükte'ler 31'de <laughs> metni okuyorum. Kırmızı metin. İşte bu sıra binayendir ki mühim olduğundan dönülmüşüm. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bazen kudret eserini sıfat-ı irade ve sıfat-ı kelamdan gelir gibi tabiratı gayet, aynı Kur'an'da yaptığın ustad da burada uyguluyor. Gayet derecede surat-ı icat ve gayet derecede inkiyat eşya ve musahaliyeti mevcudattan başka aynı emir ...kudret gibi hükmediyor demektir. Yani... ...Ustad yani benim değil... ...Emri Tekmini'den gelen hurufat... ...bak Emri Tekmini'den geliyor Kur'an hurufatı... ...maddi kuvvet hükmünde... ...yani şu Kur'an okurken... ...adamın böbreği ağrıyor... ...onun maddi orayı tesir ettiğini değiştirmek gibi... ...maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada... ...hükmeder... Hükme diyor o Kur'an ı ulfatı. Tesir ediyor, maddeyi değiştiriyor. Senin psikolojinle siman, siman, zanlarla, maneviyatla, sporla siman değişiyor. Mesela namazla siman değişiyor. Namazın hareketlerini fitnesste yap. Namazın nüraneti olur mu? Olmuyor. Olmuyor. Aynı hareket yap. İlk aynı çok yapma, az yapma. Öğle namazı kadar yap. Onur olur mu fitnesste Olmaz. Ve emri tekvini adeta emri tekvini var ya evet. yani hurufa, Kur'an vesaire veya konuşma ee, meyus ve ümitsiz bir hastaya nafi bir teselli değil mi? Bazen bin faydan, şey, nafi ilaçtan faydalı olur. İşte emri tekvini, güzel bir Kur'an, bir güzel bir adamın konuşması, senin iyi bir dostun, iyi pozitif bir adam. Adeta aynı kudret gibi aynı irade olarak tezahür eder. Kanseri de vallahi değiştirir, billahi de değiştirir. Yeter ki ona o enerji yükle. Çünkü madde nedir? Kanser, bu kalem nedir? Kanser hücresi de nedir? Donmuş enerji değil midir? Eşittir kare değil mi? O enerjinin arkasına geçecek, geçecek yoğun bir enerji gönderirsen duman eder. Belki çok hastalıklarımız bizim bilmeyiş, moralımızın, yüksekliği, imanımızın ve canlılığımızın sebebiyle onu atı veriyor. Farkında bile değiliz değil mi? Bertaraf oluyor da farkında değiliz. Sıkıntıyla miden ağrımıyor mu? Ters yapalım. A eşittir Tirbe. Sözerle, konuşmayla kötü bir haber geldi. midene vurmuyor mu? Tansiyon çıkmıyor mu? Tansiyon maddedir. Ha, aynı sözde de tansiyonu düşürürüz. Son şeyimizi okuyoruz. Kezan okundu. Burada da havayı emir ve iradesine bir nevi var. Yukarıda ne dedik? Latif nüktelerde bazen Kur'an'ı Mucizül beyan, bazen kudret eserini sıfat irade, bazen ey su, ey, şey, ey bulut, suyunu kes, emirken oluyor. O kadar aynı ki olurken... <laughs> Söylerken olması, olurken söylemesi. Acaba önce mi söylemiş veya olurken mi söylemiş? Olurken mi söylemiş, söylerken mi olmuş? Onun için Kur'an diyor ki ben şey ey sema yardı veya sema ey sema suyunu kes. derken olur olur olurken söylüyor öncelik sonralık yokmuş. O zaman bazen emiri kudret ...bazen kudreti emir makamında zikretmesi... ...Kur'an'ın icazını takliden risalede yapmış. Burada da havaya emir ve iradesini bir nevi arş demiş. Diyerek kudret makamında emri kullanmış. Aslında iradenin yanında kudret olacaktı. Emir İmam-ı Mübin'dedir. Emir ilim. Kitab-ı Mübin irade kudret. Ama burada İrfan irade kullandı emirle. Hayır... Bu emiri ne makamda kullanmış? Şiddeti zuhurundan aynı işi yapmalarındandır. Çok mühim bir ayrıntı bu kanun. Çizmişim hiçbir yere. Bak bu sırrı yakalayın. Çok mühim bir ayrıntı bu. Yani şiddeti zuhurundan emri kudret gibi. Aynı kudret. Ey sema! Oysa emir, tekmindendir. Emri tekmini. Tekmin neredeydi? Sıfat-ı zatiyededir. Bak emri tekmini demek bu mevcudattaki tekmini değil. Tekvinden çıkan emir. Kudret nereden? Bir alt kategoride olan kudret sıf sıf sıfı, sıfattan. Ama emir kudretle aynı o kadar olmuş ki söylerken olmuş olurken söylemiş gibi o zaman usta diyor ki emir ve irade ne arşıdır? Hava arşı. Çünkü hava arşı ben söylerken o sen duyuyorsun duyarken söylüyor. İlk önce sen duyuyorsun sonra ben söylüyorum. Aynı. Evet. Sen duy, duyuyorsun sonra ben söylüyorum. Veya ben söyleyeyim sen duyuyorsun. Aynı anda. Aynı anda. Havada sanki ilim değil. Emir, irade o arşı. İrade kitabı manakamında kullanıyor. Çok acayip hava güneş güneş vuruyor ya Hasan abi. Şimdi güneşin vurmasını ee, vahiy diye düşünecek olursak vahiy diye. Yok yok. E, vahin havahi vahiy. Vahinin dağılması olarak düşünecek olursak Efendim. şimdi bazen bu büyüteçlere büyüteçleri tuttuğumuz zaman böyle kağıda tutuyorsunuz büyüteci. Güneşi odaklıyor, Şimdi yakıyor. Yakıyor. Bazen daha zor şeyleri de yakıyor. Deriyi yakıyor. yapıyor falan keza. Bu Resulullahımıza gelen vahiy, bu büyüteçle tutulmaya misal midir? Hani evet. geldiği zaman... Eğer on ders yapmıştık vahide, eğer direkt insanlara lefi mahfuza değil de, lefi mahfuza değil de, de lefi mahfuzdan da peygambere de, ilk önce kelam ilahi lefi mahfuza. Oradan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sonra beşeri. Direk gelse kebandan direk eleti eve bağlamak gibi olurdu. Kaç tane şey kullanıyoruz? Bir mahallede trafo, sonra sigorta, sonra bizi şey geliyor. Kelam ilahi Allah Resulü'ne bir anda da gelse o da yok olur. Lefi mahfuza. Lefi mahfuza. Lefi mahfuzda kat kategorize, Katalizör oluyor. La taşbi ve la temsil. Dönüştürülüyor. Çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın kelamından kelam ilahi geliyor. Vahiy değil o. Hı. Sonra Lefi Mahfuz'dan buraya vahiy geliyor. Sonra e, ke, kebanda gelen elektrik mahalle santraline geliyor. Sonra oradan evimizin sigortasına trafosuna yani Resul-i Ekrem aleyhissalâtu Vesselam'a geliyor. Oradan da sonra bize geliyor. Direkt bize gelse bizi kaldıramayız. Yaka. Çünkü Musa Aleyhisselam'a gözüken iki yerde gözükmüş. Çalıda ve dağda. Hazreti Ali'ye nerede gözükmüş? E direkt onu değil de mescide mescide e, tab tabela sarken Allah Resulü yukarıya asılması lazım. Allah da bu dersi verecek ya. E, mescide ayet asılacak. Mescid-i Nebevi'de. Peygamber aleyhisselatü vesselam demiş ki Gel benim üzerime bas. As Ali demiş. Tövbe estağfurullah ya Resulallah. Ben nasıl basarım? Sen benim omuzuma bas. Demiş. Ondan sonra Hazreti Ali Çıkas. Çık demiş ki olur ama dedi. Bende bir hal olur. Yani vahiy kastediyor. Bende bir hal olur ki o hal tahakkuk eder o anda kaldıramasın Ali. Ki ben dedi Hazreti Ali Allah'ın aslanı değil miyim dedi. Lakabım. O ki ben Hayber'in kalesini kapısını sökmüş değil miyim? Tamam. Asılması lazım. Birinci şık, ikinci şık da olmaz. Resulullah basılmaz. Ondan sonra İmam Ali söylüyor. Omuzuma çıktı diyor. Tam asarken vahiy gelmesin bu dersi için de iyi ki gelmiş ki bize ders olmuş. Hop yere yapıştım diyor. <laughs> deve çökermiş. Deve çökermiş. Terlermiş deve bile. Deveye gelmedi ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sarı ter akarmış sana. Hemen anlarlamış. Hiç sabi kıpırdamamış. Vahiy şu anda. Böyle sapsarı terler akarmış. Ee, suizan etmeyin ama vefat edenin de sarı terler akarsa şehittir. Sarı terler bakışlarsın. Ben anamda görmüştüm bunu. Kanserdi. Sarı terler onun yoluna düştüm. Sarı ter nedir diye gizli tuttum bütün akrabalarını. Sarı ter nedir? Yanımdaydı. Sarı ter şehitmiş. acımasız hastalık ya kanser ehli liman Sonra yeri yapışmış mı? Yapışmış yeri ayaktayken. Yapıştım dedi. Zor diyor patlayacağım. Sonra bir bir şekilde nasıl bakayım dedim kafasını görmedim. Arşalada gelen diyor ya e, Ustad diyor arşa zama eden israfın ne kelini. İgeilan e, Hazreti Ali düşün bir baktım ki diyor kafası arşalada da değil arşı görüyormuş. muştum. Aşağı doğru baktım beni delmiş geçmiş Ferşin diyor şeydi yok orada da ucunu görmedim. Arşı ferşe bir amud-u oldu diyor. Sonra anladım ki şöyle bir bilgi aktarımı suretmiş. Aslında <laughs> çekirdekle meyve arasındaki hayd ittisal oluyormuş. Yani böyle bağlanıyormuş kendisi. Böyle doğru yapılıyor. Allah bu böyle bir peygamberin şefaatine mazhar eylesin. Vahırda vahım enilhamdülillahi rabbil alemin ya Rabbi bu ders surettir. Bizi hakikatine eriştir. Allah'ım suretsiz hakikat olmayacağı sırrına bizi yap bizi hakikatimize ulaştır. Amin. Bizi dünyada beraber ettiğin gibi de ahirette de beraber etmeyi Amin. nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu dersi bu durusu Kur'an'ı da bize ayırma. Orada da bu derslerin devamını bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu duaları bize dua edenleri, bizim dua edeceğimizi, söz verdiklerimizi, Sö ve söz verip söz almadığımız bile gayba hepinize ve bana kimler dua ediyorlarsa onları da nasiplendir Ya Rabbi. Amin. Bu dershanelerimize hizmetimize maddi ve manevi kadar emeği geçenleri de iki aziz azizeyle Amin. bu durusu Kur'aniyeden hasıl olan iştirakamali urevi eden hisselerin ziyadeyle Ya Rabbi. Vahir davahü menil hamdillah Rabbil alemin el-Fatiha. <laughs> Hasan abi hava emir ve iradenin arşıydı. Ruh da emir ve iradenin arşı. Ruhumdan üfledim diyor ya abi. Bundan şuna geçiş yapsak abi acaba ...Hazreti Musa Aleyhisselam zahirciydi. Cenab-ı Hak'la iki sefer görüşmek istiyor. Birinde çalılardan saç, diğeri dağ, akıl. İkisi de akıl. Akıl ile ...kelamı yakıp, hakikate geçişin zuhuru desek. Bak, Çalı'yla görüştüm, sağa Daha, daha önce buluştuğumuz, akıl. <laughs> Duydun mu gaflıyı? Sonra? ihtiyacı yok. Hayalden, hakikate geçişin zuhuru oluyor abi sanki. Hayalden? Hakikate geçişin aklı, kelam ile yakıp. Akılsız. Bir de abi siz şey dediğinizde... Akılsız demek, akımsız demek yani. Evet. Şu da vardı da abi böyle belki size tevafuk eder diye şey yapıyoruz. Bu toprak, su, hava, nura, mide, bağırsak, böbrekler, ceset şey yaptınız ya abi. Büyük Mesnevi sayfa 206'da şu üç satır abi. Cenabı Hakk'ın insana inam ettiği her bir nimetin birer şartı, birer anahtarı vardır. O nimetlerden bir kısmı ki, bir kısmı enfüsidir. Mesela Cenabı Allah ziya, hava, gıda ve sadayı inam etmekle bunlardan istifadeyi göz, burun, ağız, kulak. Şimdi biz burada... E, Göz siyah, nura, karaciğer, kan şebekesi dediniz abi. Ee, hava, burun havaya burada tevafuk ediyor. Bu da akciğer, dima dediniz abi. Ee, şeye de ağız, gıda da mide bağırsaklar dediniz ya abi. Böyle orada birbirlerine sanki hoş tevafuk ettiler. Evet, 206 ee, mıydı o? Sayfa 206, büyük, büyük mesnevi abi. Görüyor musun adamları? Nasıl okuyor? Aferin. Nasıl takip ediyor? Abi bunda... Benim su... o tahmin, zannımı söylediğim o mesleğe delili vardır. Evet. Hmm. Şimdi delillendi abi. Çok güzel. He ya. Delillendi. Abi Masaya bundan... çıkıp yazacağım. he? Burada su açıkta kalıyor. E, şey var da abi. Sadayı kulak diyor. Biz de şey yapıyoruz da abi. Suya hani sada kulak su kade kulak kadeyi şaraba tavara doldurup içmek mi desek abi? Bu kap e, hakikatta ona bu içine konulan. İşte su açıkta kaldı ya abi burada. Toprak su havanın arşlardan. Toprak havanın tam burada tevafuk ediyor. Su olmadı suya da kulak, e, kadeh böyle hani su şarap, şarabın tavra manası su. Evet. Hakikat sarhoştu o, O da kulakla giriyor diyor. Yani kulaktan sanki şey gibi, bardak gibi. <laughs> Maşallah. 206, o 206 yaz da inşallah bir şey WhatsApp'a ben unutmayayım o. Benim zannımı teyit etti. Tespitimi teyit etti. Evet. Tekrar el Fatiha. Allah'ım sana. <laughs> Thank